İyi geceler değerli izleyiciler. Bu akşam Şampiyonlar Ligi final maçına hoş geldiniz. Final değil tabii. Afilere çok var. Ben arkadaşlar, Celal Bey, İlber Bey, siz maskenizi çıkarabilirsiniz program başında. Pardon. Artık Oya'dan izin aldık programı. Artık Oya bir şey diyemez. Hayır abi, sırasında. Mümkün değil. Neyse program başında, bunlarla program başlamak kolay değil tabii. Onlar sohbetler deminden beri, kim bilir neler anlattılar. Hocam dersini görevini hazırlamamıştı. Eksik hazırlamış, fırça atıyordum, farkındayım. Programdan önce de bize Avrupa'da 20. yüzyıl sosyetesindeki, daha doğrusu 20. yüzyıl aristokrat sosyetesindeki girift ilişkileri anlatıyor değil bir hocamız, onu da öğrendik. Ona da ayrı ne program yaptık. Ya hepsi ayakta tango yapıyorlar herkes gibi. Neyse, bu akşam göçleri konuşacağız. Göçler derken bugün göçlerden değil, geçmiş göçlerden bahsedeceğiz. Kavimler göçü diye bilinen dönemden, yaklaşık 2000 yıl önceki bir süreçten bahsedeceğiz. Nasıl oldu, nasıl gelişti? Avrupa'daki nüfus nasıl şekillendi? Hangi ırklar geldi, hangi ırklar gitti ki, nasıl yer değiştirdi? Bütün bunlardan bahsedeceğiz bu akşam. Ve tabii bu göçlerin sonucunda Avrupa'da hem sosyoloji değişti, hem etnisite değişti, hem de siyasi coğrafya değişti. Pek çok imparatorluk yıkıldı. Gelenler medeniyeti bir anlamda yok edip orta çağ başlattılar Avrupa'da. Bütün bunları doğrusu bilmiyorum. Bunları konuşacağız birazdan. Selçuk mu, Roma mı? Yok, yukarıdan bahsediyorum. Roma'dan bahsediyorum. Roma, tabii. Roma'dan bahsediyorum. Selçuklu dedi de ondan. Kim dedi, ben mi dedim? Ben. Aa, yok, yanlış. Demedim. Demedim. Yok. Belki de demişimdir, bilmiyorum. İlber abi dedi diyorsa dedi ya, demişimdir. Ne olacak? Hemen başlayalım. İlber abi, nereden başlayalım? Hoca sensin. Nereden başlamak istersin? Yani bir haritanın karşısına... Haritanın karşısına gel istersen. Şöyle alıyorum. Moda oldu. Göç haritası. Evet. Herkes anlatıyor haritanın karşısında. Ukrayna'yı ezberledi halkımız artık. Biz biraz sopa daha orada, gel. Sopa burada. Sopayı bulalım. Sopa burada, gel. Sopayı şeyler alıp götürmüş. Kübra Apar'ın. Yok, Kübra Apar götürmedi sopayı. Ben bunu kahveden getirdim. Şimdi bu biraz karışık bir harita görünüyor. Bunu kendisi çizecekti. Şeyler. Hayır, tembellik etmiş. Evet, bu maalesef Alman mektep kitabından, herifler karışık gösteriyorlar. Doğru değil. Bence şurada üç şeyi bildirecekti. Bir, zaman olarak göçler, Avrupa tarihini oluşturan göçler, miladın hemen 1. asır, 2. asır sonrasıyla, yani Flavyenler sülalesinin inhitatı, inkirazı ve arkadan dörtlü imparatorluklara geçiş ona dayanır. Doğrudan doğruya kuzeyden gelen göçlerdir. Yani bugünkü Avrupa'nın etnik oluşumu büyük ölçüde bunlara dayanır. Kim var kuzeyde? Şimdi kuzeydeki gelenler hepsi bizim Germanik kavimler dediğimiz Indo-Aryen kavimlerdir. Yani bu çok önemli bir şey. Bunun üzerinde özellikle durmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten bu önemli bir fasıl. Yani şuradan, evet, yukarıdan geliyor. Şimdi bu gelişin sebepleri var. Bunun fizik olaydan sebepleri var. Yani buranın coğrafyası ile bu geçişler farklı coğrafyalardır. Akdeniz'de ve farklı tarihler üstelik. Evet, yani gelişleri. Burada kimler vardı? Burada birileri vardı. Burada bir kere Keltler vardı. Fransa'da. Bunlar Galya onun için. Yani şu Asterix'te okuduğumuz Galyalılar. Sonra bugün sık sık kavgasını duyduğumuz şurada bu kalan artık Basklar. Basklar vardı. Bunlar Keltik kavimler. Gene burada Britanya'da olan... Gene Gal diye bildiğimiz, bak Saksonyalıları yazmış herif, bu olmaz işte. Burada Galler var, halen de bugün Galya bura, Welsh. Ve tepede tabii şurada şeyler var, duyduğunuz üzere İrlandalılar. İrlanda Kelt bir gruptur. Konuştukları İngilizceye bakma, asimilasyon var. Diriltmeye çalışıyorlar. Sefaretlerin adı mesela Embaşada Heyrun falan. Ama konuşmayı bilmiyorlarsa uzmanlar bilir. Dilleri evet. Keltçe. Kelttir bunlar. Ragapı. Ve Şkotlar, İskoçya'da böyle bir Kelt grup vardır. Onlar eskiden beri orada. Göçle gelmemişler.
Şimdi ikinci akım dediğim gibi imparatorluğun inkirazı sırasında başlıyor. Hangi imparatorluğun? Roma. Tabii. Çünkü Roma birinci safhada hepinizin bildiği gibi Germanya'yı ama bugünkü Almanya'nın güney kısımlarını aldı. Bunu böyle çok lokal yazmış. Yani Mainz denen bölgeyi aldı, Magnitoform. Augsburg'a kadar. Kolonya'yı aldı. Köln. Kolonya'yı aldı. Kolonya, Agrippinense, Köln Trier, yani. Kolonya. Bavarya sonradan şenlendi. Bu çok önemli. Ve buraya giren Roma lejyonları genellikle bütün lejyonlar gibi çok karmaşık oldukları için içinde Suriyeli bulursunuz, Berberi bulursunuz, Asyalı bulursunuz. Herkes vardır. O da çok önemli bir şey. Çünkü buralarda nüfus kalabalık değil. Eski sonra da. Bütün bu yöreyi yani... Yani Roma İmparatorluğu askeri aslında bu bölgelerden geliyor. Afrika'dan, Asya'dan geliyor. Evet. Şimdi Roma... Tarihin başında İtalya Yarımadası'nı, üstünden Yunanistan'ı ve İllirya'yı, İlliryalılar da ayrı bir ırktır. Ve ondan sonra bugünkü gördüğümüz bu Balkanlar Avrupası'nı ve ondan sonra İskender'in mirası olan imparatorlukları, Seleukosları, Ptolemaios Hanedanı'nı, buraları ve Kartaca'yı yenerekten buraları aldı. Bu çok önemli. Bu... Doğu Roma'sı yani Asya ve Afrika'daki Roma İmparatorluğu çok geniş bir konu. Bunu klasik Roma ilimleri yani Roma tarihçileri henüz keşfetmiş ve düzenlemiş değiller. Bu çok açık. Bunu bilmemiz lazım. Çünkü gençlerin şeysi için söylüyorum buna. Roma tarihi işlenmiş, bitmiş bir tarihtir. Biz ne yapacağız demeyin. Yapacak çok şeyiniz var Türk olarak. Çünkü bu kıta Roma İmparatorluğu'nun çok önemli bir kıtasıdır. Buradaki çeşitli... Bin sene daha sürmüş bir... Daha çok tetkik edilecek. Bak şimdi Zezalan Kalesi çıktı. Orada da bu eski İran, yani Sasaniler devrinin... Mitra kültürü, Partların ve Sasanilerin Mitra kültürü, bilhassa Parsların yani 2. 3. asrın Roma'daki tesiri, Hristiyanlar rakip bu. Eğer askerliğe ve savaşçılığa önem vermeseler öbür kitleleri daha kolay bend edebilirlerdi. Çünkü felsefe daha inandırıcı, çok açık bir şey. Bunların araştırmaları var, bu dil araştırmaları var. Roma'nın bu kısmı çok enteresan. Ama Roma doğuya hakimdi. Roma o zaman bütün buraya da hakimdi, buraya da hakimdi. Şimdi Julius Caesar'dan itibaren buralara ilerlemeye başlıyor ister istemez. Yani İsa'dan önce 3. yüzyılda itibaren. Hayır, İsa'dan önce 1. asır. 1. asır. Ve... Artık İsa'dan sonraki 1. asrın içinde Roma es impera orbit universum. Yani bütün dünyaya hakimdir Roma. Böyle bir şey. Burada dolayısıyla Galyalılar var. Kelt dediklerimiz. Bunların iç göçleri kavimler göçlerinden sayılmıyor. Roma hakimiyeti sırasında. Galli heykeli falan var biliyorsunuz. Yani buralara kadar gelmişler. Angara... Ve Yozgat Galatya'dır. Keltlerin ülkesidir. Bunların lisanlarında çok acayip isimler var. Yani hakikaten Idefix gibi, Asterix gibi, Testamentum Ancyranum'un Roma'daki, yani Angara'daki Augustus Mabedi'nin karşı sella duvarında yazan yazıya baktığınız zaman orada Ankara'nın, Galatya'nın kendi tarihi söz konusu edilmektedir. Ve burada okuduğunuz meselelere dikkat ediniz, bakınız çok enteresan bir şey. Siz orada isimleriyle ve yapılanmalarıyla ayrı bir kültür göreceksiniz. Bu Roma kültürüne girmesine rağmen. Demek ki o göçü sayamayız. Bunların Kafkaslarla ilgileri nedir? Kimse ne bileyim ben. Hepsi teoridir. Ama var gibi bir şeyler görünüyor. Çok enteresan. Hamit Sübeyir Koşay gibi bir adam, ciddi bir adam, rahmetli oturdu. Bask diliyle Türk dili arasında ilişki kuran
belki çok şey ispat etmeyen ama enteresan bir uzun makale yazdı. Bu şaşılacak bir şey çünkü bir takım benzetmeleri en azından aglutine bir dil olduğu için ek kök yapısıyla giden bizi çok ilgilendiriyor. Sizin bugün söz konusu ettiğiniz problem olan kavimler göçü dediğimiz şey. Ondan sonraki göç. Doğrudan doğru imparatorluğun hiç tanımadığı, tanımaktan da hoşlanmadığı ve şu lafı seve seve kullandığı. Barbarus superbus. Barbarus saivus. Vahşi barbar. Küstah barbar. Falan gibi kelimelerle andıkları kavimler. Şimdi dikkat ediniz. Yunan'da barbar demek orta çağdaki İranlıların Farsça konuşmayanlar için, hükümdarlar için falan Mahmud-u Gaznevi için kullandıkları bir tabir var. Melik tazi guyen diyor. Yani kabancı bir dil gargar eder diyor. Küçümseme değil bu. Farsça bilmeyen demek. O barbar Yunanistan'da işte ayrı bir sema sıdası olan bir adam. Yani böyle çok lisan bilmeye falan teşni değiller. Ama barbarlar bir insanın Roma'da eğer eğitimli biriyse bir lisan, iki lisan falan bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla barbar lafı bunlar için kullanılıyor. Yani Galyalılar için değil. İspanya'dakiler için değil, Diroidler için değil. Doğrudan doğruya bu yukarıdan gelenler için. Boylu, boslu, Ostfrizyalılar gibi. Uzun sakallı. İskandinavyalılar gibi. Pis. Efendime söyleyeyim. Kaba her şeye taban. Dayanıklı. Yarı hayranlık, yarı barbar dedikleri şey. Hangisine baksan mesela Julius Caesar bunları çok ciddiye alan bir komutan. Askeri stratejideki öğretim, bir yere gittiğin zaman savaşacaksan çevredekilerle önce kastranı yapacaksın. Yani odun ordurgahı. Tom Hicks romanlarından biliyorsunuz, en azından oradan geliyor. Etrafına kanalları kazacaksın. Yani böyle vallum fossatum konstrüye edeceksin bunu. Efendim bunsuz olmaz. Galyalılarla savaşta Sezar'a dedi ki maiyeti, Julius Sezar'a, herifler kabak gibi oturuyor karşıda, gelin şunları avlayalım, bitirelim işini. Yok dedi, hiç belli olmaz. Buzdağı da getirdi. Önce işini yap dedi ve çok haklı çıktı. Çünkü tepelediklerinin arkasından geliyorlar. Sayıları çok kalabalık. İlber, şey örneğini verebilirsin. Varus'un başına geleni. Kimin? Varus. Ha tabii kuzeyde biliyorsunuz Quirinus Varus konsül lejyonlarla gitti galiba 8 veya 9 lejyon her birinde 6000 kuvvet ama 3'üyle gitti zannediyorum. Büyük bir kuvvet. Burada Herusklar vardı şu kuzeyde Herusklar. Herusların başında Germanus dedikleri Herman dedikleri Alman buların bugün bir başbuğ var. Şimdi bunu tepelediler. Çünkü herifler ağaçların üstünde meyve gibi bitiyorlar yani. Lejyonların düzeni dağılıyor. Mahvoldu orada Quirinus Varus. Bugün bile Almanların okul şarkısıdır böyle. Ha? Yani böyle çok enteresan bir şey. Wenn die Römer frecke wurden, Almanlar şey, Romalılar şımarınca sorgun dizik nach Deutschland Nord, Almanya'nın kuzeyine gittiler. Ondan sonra ağır for ne der, Feldmarschall, Feldmarschall önde, torn hinten die Trompeten titri tat, tri tat, tri tat, arme Quirinus Varus, zavallı Quirinus Varus diye mi? Bugün bile askerlik için bunu kullanıyorlar. Bu böyle bir bölge. Burada mahvoldular. Yani güney şeyi bitti. Julius Caesar'ı unutursa bir komutan başına gelenleri göreceksiniz burada. Bu çok önemli. Peki İlber abi bir şey soracağım. Şimdi bunlar niye aşağı gelmeye başladı? Burada ne oldu onun, da geldi? Şimdi tabii teori, çok söylenen teori. Bunların efendime söyleyeyim burada üredikleri, bunlar hepsi bir kere niye bunlar üremiyor da onlar ürüyor.
Efendim bunlar boylu boslu, boylu boslu adamların öbürlerinden daha çok üredikleri ne malum. Yani Çinliler hiç boylu boslu değil. Tarihte üremeleriyle meşhur. Yani milat sıralarında 50 milyonluk bir memleketti Çin artık daha o zamandan. Ben bu teorileri ciddiye almam. Bunlar önemli değil. Burada doğrudan doğruya fauna, flora, fizik, coğrafya ve jeoloji bileceksin. Onu şimdi Celal yap çekiyor. Peki şimdi... Bu bir ikinci buradan, asımdır. Bunun bu ikinci asırda bunlar geldi. Duracağız. Peki, bu bunlar ikinci ne? Akım. İkinci akım. Bak Gotlar geliyor. Got. Bu doğrudan doğruya İsveç, Norveç'ten. Bu adamlar böyle bir rota çizilmiş bunlara. Çünkü bazıları hakikaten Kırım'a yerleştiler. Bizans İmparatorluğu'nun sınırlarını zorladılar. Burada Roma'dan bahsediliyor. Sonra da Gotları görüyorsunuz. Yani bunlar Küçük Asya'ya girmiş değiller. Ama bu bölgeyi çok tesir altına aldılar. Yani Valens, İmparator Valens öldü gitti ya. Onlarla Valens tabii, yani. Valens burada savunma yapıyor. Burada ölen bir imparator var. Julian Apostatus. Apostatus evet. Biliyorsunuz. Julian Apostatus muhtemelen pagan tanrılara tapma gibi bir gerilik yapmadı. Konstantin'in büyük yeğeni Hristiyanlıktan çıktı. Evet. Ama eski çok tanrılı dine girdiği şüpheli. Daha çok Mitra olabilir bu adam eğilim olarak. Onu da maalesef İranlılar yendiler. Yani Ammianus Marcellinus'u okursanız orada bunu görürsünüz. Bunlar sonraki akım. Bunu söylemiyoruz. Bu Gotların yanında asıl Vandallar önemlidir. Vandallar öbür kabiledir. Bunlar da buradan çıkardı. Onlar da İsveç'ten geldiler. Onlar da İsveç'ten geliyor. Longobardlar ise gene buradan bu Friesland, Gotland oralardan inenler. Ve bunlar İtalya'ya kadar inecekler. Lombardiya memleketi ve işte Milano bugünkü onun başkenti bunların adını taşıyor. Ve aynı şekilde Gotlar bir yerde ikiye ayrılıyorlar. Ostrogotlar, Doğu tabii, Visigotlar İspanya'da. Yani İspanya'da Tarık bin Ziyad'ı karşılayanlar Visigotlar ve onlar yenildiler. Visigotların İspanya'dan kendilerinden evvel gelip kovaladıklarına doğrudan doğruya Vandallar deniyor aynı bölgeden. Bunlar öbürkülerin aksine daha böyle yumuşak tabiatlı, daha entrigan, daha kıskanç. Fakat Kuzey Afrika'da bile bunları itelediler. Vandallar şurada eski Kartaca'da kaybolmuş arazi ve Tunus'tan ileri gidemediler. Buranın berberilerdir asıl yerlileri ve bu insanlar bundan dolayı çok açık söylemek gerekir ki çok ilginç bir biçimde telefonu yerli... çok güzel çalıyor İlber Bey. Evet yani bu saatte telefon ne demek kim onu da kim telefon? Bilmiyorum yani hiç bilmiyorum hiç de aramak da istemiyorum. Kusura bakmayın. Burası çok enteresan bir biçimde bunu iterek geliyor buraya. İnat arıyor. Ha? İnat arıyor. Bir şey mi oluyor? Evde yangın oldu demek istiyorlar herhalde. Ya bunlar çok ilginç bir biçimde bu takımı itmişler. Vandallara bugün sahip çıkanlar tek Habib Burgiba'ydı. Tunus'tan onlardan geldiğini söylüyordu. Peki bu Vandallar tekrar buradan Sicilya ve Sardunya üzerinden Avrupa'ya mı geldiriyorlar? Avrupa'ya geldiklerinden değil. Yani Napoli, Sicilya falan güya onların ülkesi oluyor. Ama onu bilemeyiz. Bilemiyor. Çünkü Sicilya maşallah herkesin olduğu bir yer. Asıl memleket Fenikelilerin sahip olduğu bir yer. Bak bütün burada İspanya'nın Atlas Okyanusu'na açılan bölgesinin olduğunu biliyorsun. Hangi şehir? Lusitanyalıların. Ha? Lusitanyalıların. Hayır, Lusitanya tam şu bölgede biliyorsunuz orada. Sonra burada mesela Malta en önemli şey, Malta Adası. Ve tabii Kartaca silinip gitmiş. Bunlar Lübnanlarla arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Yani ne kadar sürmüş bu
Önce bir gotlar gidiyor. Bunu sonra ayırmak da Hunlar istiyorsanız gidiyor. Milattan sonra 3. asır ta 5'e kadar devam ediyor. Gotlar milattan sonra 2. gotlar, asırda... Hayır sırf gotlar değil bunlar ayrı şeyler. Gotlar var. Ondan sonra Lombardlar gelenler, var, vandallar Lombardlar var, vandallar var vesaire. Gotlar bunların hepsi İsveç'ten geliyorlar. Yani İskandinav bölgesinden ve buradan. Şimdi istisnalar var mı? Burada bir takım Germanik kavimler var, Kelt olmayan. Mesela Güney Almanya'daki Suebler, Schwab. Hatta bunların tarihini Sezar yazmış oluyor. Çünkü Sezar'ın ünlü eseri De Bello Gallica'da bunlardan bahsediliyor. Mesele şu, şuralarda Kelt milletler var, Hayedular. Ve başka milletler var, onları biliyorsunuz. Sen bak telefona. Hayır, buna bakamayız. Yani ne oluyor, yangın mı var yoksa çok mu büyük bir taraftar mı var diyor, bunu anlamıyorum. Yani bu çok enteresan bir şey. Sen kapat o zaman telefonu sen. Evet, kapatamıyorum ama bu kötü bir telefon biliyorsunuz. Ben kapatayım. Onu Derya alsın götürsün icap edersin, dışarıda evet. Verir tekrar. Kendisi baksın birisi. Neyse sözlük söz. Ben dursun, tamam. Bu kabilelerin içinde çok enteresan bir şekilde bu milletlerin tarihini görüyorsunuz. Bunlar büyük göçten evvelki Germanik kalıntılar, Şvaplar falan, Schweben dediğimiz yerde yaşayanlar. Bunların kuvvetli de başbuğları var. Başbuğ denir buna. Çünkü Latinler bile bunlara Rex falan demiyor, Regulus diyor. Şimdi burada Hayedular var. Bunlar Sekuan denen kabileyle kavgaya tutuşuyor şu merkezi bölgeyi ele geçirmek için. İkisi de birbirleriyle baş edemedikleri için Sekuanlar Schwab başbuğundan, Ariovistus'tan, öbürleri de Romalılardan yardım istiyor, Hayedular. Hem de çok enteresan, burada yaşayan insanlar, bu kabileler... Holstein kültürü dediğimiz kazılarda bulunan katmandan beri demiri biliyorlar. Silah yapıyorlar. Araba bildikleri yok. Ve silah yapmalarına rağmen demirle fazla bir şey yaptıkları da yok. Ve yazılarının olmayışı dolayısıyla ne konuştuklarının tespiti çok zor. Yani bu ayrı bir dal filolojide. Dolayısıyla bu adamları miladın başlarında bile dünyaya tanıtanlar Romalılardır. Eğer onlar olmasa, yani Julius Caesar gibi büyük bir komutan ve Tacitus gibi büyük bir gezgin ve antropolojinin babası diyeceğimiz adam, Germanya eserini yazan, biz bu adamları tanımayacağız. Onun tanıdığı Germenler, bu sonradan gelenler, bu bahsettiğimiz Gotlar değil, eskiler. Mesela bunu Ariovistus'u yazıyor Sezar, değil mi? Intergallos Magna Discordia erat. Büyük bir çatışma vardı Keltler arasında. Itaque, Haedui, küçükler, Aromanis, Romalılardan. Zekuani, Asuebis, Auxilius, Suaplardan yardım istediler. Ariovistus, Validus, Regulus, Sueborum, Sueplerin kuvvetli başbuğu. Derhal bunlara yardıma gitti. Sed post victoriam, ama zaferinden sonra non moda ab haeduis victis magna distributa exigebat, yengin, yenilmiş mağlup haedulardan sadece onlardan büyük vergiler almakla kalmadı. Sed etiam şeyin dahi Suebus, yeni kazanan, yeni, kendi adamı olan Sueplerin topraklarını Sueplere dağıttı. Suebus distribuat. Bu bak Batı feodalizminin, feodal kuruluşun tam bir şeyi geliyor, herif alıyor bir yeri. Sonra da ona buna dağıtıyor. Ona buna kendi adamlarına, baronlarına dağıtıyor. Sonra Sezar diyor ki Sezar'a sen ne bu haltı yapıyorsun? O da senden korku yok diyor. Tabii yeniliyor. Şu bölgede yenildi ve bir düzen takıldı. Roma o zaman kuvvetliydi ama
İkincisinde aynı şey olmadı. İkincisi burada ne zaman oldu bu işin? İkincisi işte bu 3. asırdan itibaren. Peki Hunlar ne zaman geldi? Bunlar nereden? Hunlar. Hunlar çok enteresan. 5. asır o 3. bir dalgadır. O dalgayı bunların içine koyamazsınız. Doğudan kimler geldi? İşte asıl önemli o. Şu gelenler. Ha. Hunlar buradan geldiler. Hunların isimler dahilinden, o da Latince yanlış zikredilen isimlerin dışında lisanı hakkında fikrimiz yok. Fakat isimlerin, etnolojik malzemenin ve hareket tarzlarından anlaşılan bunlar Çuvaşların ataları Volga boyundan. Çok ilginç bir şey bu. Ve bu insanları biliyorsunuz çok sonra sadece Romalı yazarlar ve komutanlar değil, çok sonraları İbni Fadlan da inceledi. Yani Zeki Velidi Toga'nın en önemli katkısı dünya tarihine İbni Fadlan'ı bulup bulduğunu. Meşhed'de camide bulmuş. Camide bulmuş ve şey yapmış yani oturup incelemiş, nesretmiş. Ondan sonra onun kaynakları için koşuştu. Siyasi mahkum olacaktı az kalsın. Kaçmak için gittiği bir yerde bile kaçakçı rehberleri deliriyormuş buna. Senin yüzünden mahvolacağız diye. Fotoğraf makinesi de yok. Kaydedeceğim diyor. Bilmem ne diyor. Böyle çizeceğim diyor. Yani bir dert bir alim. Böyle ama bir şey vardır. Çok derin bir coğrafyacıdır. Rus ekolünden tabii. Rus'a. Evet yani eğitim bu Rusya ve o ekolden olduğu için çok derin bir coğrafyacı, coğrafya bilgisi, jeoloji bilgisi, hidrostatik bilgisi bilmem nesi şey olan var. Bir tarihçi. Çok önemli bir şey bu. O Rus ekolü işte o. Hı? Rus ekolü Rusların öyle. Rusların getirdiği bir tarihçilik. Zeki Velidi Toga'nın biliyorsun Asya haritası vardır ya. Evet, coğrafyayı yani. Anlatan. Yani ona göre çiziyor, anlatıyor. Çok önemli bir şey. Yani gerisi tarihçilikte bizde başka türlü bir şeydir. Şimdi orada kimler var? O son akımda. Ona gelmedik. Orada Hunlar var, Avarlar var. Buradan gelme. Çekoslovakya onların buluntusudur. Ve çok sonra Moğollar, Tatar denen baş kabile o. Ve işte Kıpçak kabileleri etraflarında onlar 13. asırda bugünkü Rus vatanına girdiler. Yani bu son kalıntı elan devam ediyor bence. Bunun yarattığı kriz elan devam ediyor. Slavlardan bahsederseniz o başka, onlar buradaydılar. Kalıntıları Doğu Almanya'daki Sorplardır. Sırp değil, Sorp. Yani ayrı bir azınlıktı. Onlar buradan buraya doğru hareket ettiler. Buranın otokton halkı, yani bugünkü Ukrayna, Volga boyu, Dnieper, Dniester havalisinde bilinmeyen unknown milletler var. Şeysi kökeni çok iyi bilinen, ne yaptıkları, ne ettikleri, gayet iyi savaştıkları, devlet düzenleri, başbuğlarının, başbuğelerinin, Kraliçenin, Tomris dediğimizin hepsinin üzerinde bilgimiz olmasına rağmen lisanları üzerinde filolojik kurgumuz ve bilgisi olmayanlar var. Bunlar çok enteresan. Yani bu İskitlerdir bunlar. Biz de bunları Türk olarak kabul ediyorlar. Bazıları İrani diyor. Bu gibi şeylere ben girmiyorum. Çünkü filolojik ispat belgeleri elde olması lazım ki tasvir edilmiş olsun. Bunlar vardır. Bunların bulunduğu, üstünden geçtiği bir kıtaya Finlilerin, Fin memleki, hala orada Mordvalar falan var, Volga boyunda. Slavların yerleşmesiyle milattan sonra 8. 9. asır, 10. asırda yazıları alındı. Ruslar var. Birdenbire 13. asırda doğudan son akım geliyor. Bu önemli. Yani bunu tespit etmek zorundayız. Peki şimdi bir şey... Biraz toparlamak istiyorum işte. Hunlar burayı, Roma'yı yıkanlar. Hunlar mıdır? Geliyor. Hunlar Hayır, mıdır? Hunlara Roma'yı yıkmak nasip olmadı. Çünkü onlar geldiler, buraya kadar indiler. Geldiler, Roma'ya kadar tehdit ettiler. Fakat çekildiler. Peki Fransa'da mağlup oldular. Mağlup oldular. Hunların Paris'e kadar geldiği, Fransa'ya da geldiği...
Yok, Hunların herhalde Fransız sınırlarına geldiği söylenebilir. Atlarını atlatamadığı için geri dönüklerini söylüyor. Otlar evet yani meşhurlar. Orada Attila'nın mağlubiyeti vardı. Galler karşısında. Yani Galler karşısında. Bugünkü Galyalılar karşısında. Gallerden dolayı değil, gene Roma ordularından tabii dolayı. Ama bütün bu tarifler, tasvirler de Roma kaynakları. Evet, Roma. Onu da bilmek lazım. Tek tarifli kaynak. Avarlar yerleştiler buraya kadar. Bu çok önemli. Hunların kendileri ne kadar kaldılar? Bugünkü Macaristan'a Ungarya diyor herkes ama kendileri Morşak diyorlar. Hı. Orşak Türkçe bir kelimedir. Orada lafı. Bunların bu şeyden çok, Hunların kendi kalıntılarından olmalarından dolayı değil, doğrudan doğruya bazı Fin kabileleri ve bazı Macar kabilelerinin oluşumuyla gene doğudan geldikleri açık. Ama buralar Hunlar oraya da girdiler tabii. Eski Panonya, Roma Panonyasına Hunların girişi dolayısıyla bugün dünya orayı Hungarya, Hungary falan gibi tanıyor. Yapımız budur. Yani göçler budur. Bu göçler Batı Roma'yı sarstılar. En son Ostrogotlar, Odovaker girdi, Ravenna'yı aldı. Ravenna'da bir yerleşti. Romalılarla anlaştı. Ondan sonra bir Justinian ta 6. asırda burayı aldı ve güzel bir laf kullandı, Exarchia. Yani mümtaz eyalet. Bizde mümtaz eyalet denen şey. Bu Exarchia autokefal kilise gibi bir şey. Bulgar Kilisesi Exarchia olarak kuruldu 19. asırda Ortodoks Fener'den ayrılırken. Peki bunlar buraya çünkü geldiklerinde buranın yerli halkı ne oldu? Buranın yerli halkı Galyalılar kaldı. Kaldı. Üstüne buradan Franklar geldi. Franklar buraya da geldi fakat kalabalık Franklar ve daha başka milletler, Langobardlar bilmem ne. Alemanlar burada var. Alemanlar ayrıdır. Evet, Fransızlar evet, onlara bakarak Almanlara Aleman diyor. Halbuki Aleman ayrı bir millettir. Strasbourg, Alsas, aşağıda Almanya'da Freiburg, Avusturya ayakkabısının ucundaki Vorarlberg. Tamamen lehçeleri farklıdır, adetleri farklıdır. Asıl Alemanlar onlardır. Evet, kendilerine göre de eğitimli, kazançlı bir millettir. Fakat Aleman takımı, ben size söyleyeyim, bunlar o kadar enteresan insanlar ki, bunlar istemiyorlar şeyi. Yani savaş, ayrılma, bilmem ne, öyle bir problemleri yok. Mevcut federal otonomi yetiyor. Ama hiçbir şekilde de bağlı oldukları yerden pek hoşlanmazlar. Kendilerini severler. Avrupa'nın devletsiz halklarından biridir. Yani Atlas. Yani bugün devletler. Aslında Fransa'nın mesela çok etnisiteli yapısı bu göçlerden kaynaklanan birçok. O etnisiteli yapıyı Le Visage de France diye zannediyorum. Çok esaslı bir kitap olması lazım. Lazım dediğim yani tesirleri bakımından çünkü okunursa görülüyor. Fransa aslında nasıl karmaşık bir yapı. Yani ben yazıldığı zaman kitap nasıl bir etki yaptı bilemiyorum. Çünkü ben geç okudum onu tabii. Bunlar hepsi biz kısa pantolon giyerken siz daha yoktunuz bile dünyada ortaya çıkan kitapları Brodel'in. Herhalde sarsmıştır. Anladım kadarıyla gelmişler burada birikmişler. O yüzden tabii çok Franklar geliyor. Frankların getirdiği dünya çünkü Kral Clovis, Clotilde ile evli. Clotilde artık Deja Hristiyan'dı. Çoktan Hristiyan olmuştu. Bu 6. asırdır. Bunları da kimden öğreniyoruz? Şeyden Gregor de Tours dediğimiz bir klasik historiograftan öğreniyoruz. Şimdi bakın şurası Kadis. Şurada. Demin söz ettik. Atlantik Okyanusu'na açık olan. Burada mesela Kartaca. Ve burada Beyrut. Bu ikisi yok oldu. Kalıntılarından başka bir şey yok. Malta ile burası. Bu Franklar burada Galce iki küçük yerde yaşıyor. Britanya'da ve Normandiya'da değil mi? Bir de burada Basklar bölgesinde. Buranın Bilmem, Basklarının... Bir dakika, o dediğin o Galce konuşan Britanya Normandiya var ya... Ha.
İngiltere'deki Gallerle anlaşabiliyor mu? Anlaşıyorlar. Evet. Anlaşıyor tabii. Evet, aynı dili konuşuyorlar. Ama git sor bakalım bunlar için ne diyorsun? Aman der, salangle der Britanik falan der yani. Yani işte kalkıp bunlar da bize benziyor. Sen diyorsun benziyor, bizim Zerri'yi işte Breton. Evet. Ben hayret ettiydim Zerri'yi. Evet. Bizimkiler dedi Gallerle gayet rahat anlaşıyorlar. Tabii Bretonlar zaten memleketi yani Bretonluk burayla olan yakınlıktan ileri geliyor değil mi? Anglo-Saksonlar diyoruz. Saksonlar buranın Saksonları. Ama burayla ne ilgileri var? Almanya'nın Saksonu hiçbir alakaları yok. Yok mu? Ben pardon. Aynı şeyi konuşuyor ama git sor bakalım ne diyorsun arkadaşın içinde. Ne diyeceğini görürsün. Yani çok önemli bu. Bu Avrupa'dır. Yani burada önemlidir bu. Çok büyük bir şey var. Şimdi buradaki insanların kaybolmuş kültür. Ama şurada Maltalı ile Beyrutlu, Lübnanlı bir araya geldiği zaman ayıramıyorsun. Zaten diasporada bunların hepsi birlikte evet, cemiyet kuruyorlar. Fatih çok hayret iyi edersin. Malta'nın Arapça, İtalyanca... Ben lugat... Ya oturalım biraz oturalım. Ben beş ondan cilt lugat istedim. Ha, Maltezlili diye bana altı cilt herhalde eşeğe yükleyip getirdi bana. Dedim ya İlber altı cilt bir lugat aldım ben kendime deyince bana da altı dedi. Ben zaten şöyle bir şey zannediyorum. Eşek yükü lazım. Düşünebiliyor musun abi? Ya Malta'da konuşulan dil 6 odur, cilt. Arapçadır ya aslında. Arap harfi kullanmıyor. Fenike alfabesi de kullanmıyorlar. Fenike alfabesi değil mi bunlarınki? Tabii. Yani eski Kartacalılarınki Fenike alfabesi. Hannibal'inki. Fakat dilin zenginliğine ben hayret ettiydim ya. Dil zengin ama evet, bütün Akdeniz orada. Evet. Ve bu dil yaşıyor. Nerede yaşıyor? Malta'da ve Beyrut'ta. Evet. Şimdi Beyrut'ta, yani Beyrut değil, bütün Cebel aslında. Yani bu bölgenin artık Maronileri falan kendilerini Lübnan'da böyle ayrı bir şey zannediyorlar. Artık Arapçaya, Arap alfabesine dudak bükmeye kadar geldi bu iş. Yani bir yerde ayırmak kendilerini. Bunlar tabii bizi şimdi ilgilendirmiyor. Onları bizden evvelkiler tartışırlar. Yakında beş kişi çıkıyor ya. Hadi geçelim. Celal Bey. Arkadaşım benim üzerinde durmak istediğim bu özellikle doğudan gelen Hunların takip ettiği yol ve Hunları iteleyenler arkadaş. Şimdi İlber dedi ya sebepleri var bu göç. Bir tane bir şeyler var. Germenler var bildiğimiz. Bir kuzeydekiler ha var. Onların sebepleri onlar var. Onlar çok şey yedi. Evet. Mesela o Germenler geliyor. Baltık'ta milletler var. Bu milletler nece konuşuyor? Konuştukları asıl diller. Bugün Litvanya ve Latvia'da Fince konuşulan dil. Finceyle akraba ya. Hayır. Sanskritle akraba, eski Latinceyle. Yani Latince ve eski Sanskrit 8 tane isim hali falan Litvanya ve Latvia'da, Letonya'da yaşıyor. Şimdi onların yanında bir de Puruslar vardı. Aynen. Bu Puruslar deyince biz böyle senin bazen tıpkı onlar gibi konuşuyorsun bağıra bağıra Almancayı. Bu Alman miğferli herifleri hatırlıyoruz. Yanlış. Onlar Prusları yiyen herifler. Yani memleketin adı Prusya kalmış. Böyle şey olur. Mesela Slavlar gelen Bulgarları yediler. Bulgaristan oldu onun adı. Evet. Bulgarya. Bulgarlar aslında Volga boyu milleti. Bir ara gelmişler. Bitirmişler, emirmişler onları. Bu Pruslar da Germenler bu Prusları yemişler. Ama memleketin adı Prusya. Lisan çok enteresanmış yani buluntulara kadar. Bunlar hepsi daha geç oluşumlar. Fakat Estonya galiba. Estonya, Finno-Ugri. Evet, Finlerle akraba. 1,5 milyon. Ya akraba değil konuşuyor. Aynı, ya aynı dil, aynı dil. Yani ben baktım aşağı yukarı Azerbaycan ve Anadolu kadar yakın birbirine. Yapma ya, öğrenmiş. Onu bilmiyordum. Bir bazı şeyler çok enteresan. Mesela Polonya, Çekya, Slovakya bunlar aynı dili konuşurlar. Çekya'da yasak olan kitaplar, tercümeler falan Polonya'dan gelir onu okurlardı Prag Baharı'nda. Ya sonra onun için bizim Cevdet de Rusça, Bulgarca, onları bildiği için Çekoslovaklarla falan anlaşabiliyor. O kitaplara bakabiliyor. Tabii herkes okur. Yani evet, bir tane şey bilirsen derece derece çok rafineleri olmamak şartıyla bir ansiklopediyi okuyabilirsin Polonya'da. Ben hayret ettim.
Yani bir biyografya. Bizim devleti sal da Avrupa'ya, herkesle konuşabiliyor. Değil mi? Şimdi Fatih'cim, buyurun. Benim üzerinde durmak istediğim, dediğim gibi Avrasya'dan gelen göçlerdi daha ziyade. Hı hı. Yani onun için biz ikinci haritayı alalım. İki arkadaşlar. Bir de başka bir konuya daha değineceğim ki o bu Vikingler işin içine girdi mi önem kazanacak. Mesela Amerika'da böyle göçler yok. Nedir? Amerika'da böyle göçler yok. 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 Şimdi onu gelecek anlatmak istiyorum. İki. Geçler bak. Serbest teker teker. Edep erkan dahilinde. Bak burada şu maviyle mavi gösterilen alan meşhur step alanı aslında. Evet. Toynbee, meşhur İngiliz tarihçi Toynbee, step'e çok güzel benzetme yapmış. Step diyor okyanus gibidir. Yolculuk için çok iyidir ama yerleşemez. Evet. Orada oturulmaz diyor. Ama diyor yolculuk için meşhur yani. Orta Asya stepleri dedikleri bunlar. Şimdi bundan sonrasını aldık. Şimdi bak Amerika'da da stepler var. Prairie Kuzey Amerika'da. Güney Amerika'da Llanos ve Pampas. Fakat dikkat edersen Amerika'daki stepler kuzey-güney yayılıyor. Evet. Öbürü doğu batı. Asya'daki doğu batı. Şimdi bu neden önemli? Bundan sonrasını alalım. Bak. Asya'da şu gördüğün ılıman bölgeyi görüyor musun? Hı hı. Buradaki göçler ılıman bölge içinde oluyor. Adam iklim bölgesini kat etmiyor. Hayvanı da beslemek için gereken bitki aynı. Giydiği elbise... İklim değiştirmiyor yani. Hiçbir şey değiştirmiyor. Buna mukabil Amerika'da bak 30 bin sene evvel şuradan giriyorlar. Görüyor musun bak? Kaç tane iklim kuşağı... 4 tane iklim kuşağı geçiyorlar. Evet. Ve Amerika'dakiler daha ziyade burada yerleşiyorlar. Bir de şurada tropikal bölgenin dağlık bölgesine yerleşiyor. Daha serin. Daha serin. Fakat Orellana, Pizarro'nun adamı, Amazon'dan geçerken şurada, biliyorsun Orellana'yı gönderiyor Pizarro. Git bak, bak bakalım, bakalım ne var orada diye. Pizarro hayret ediyor. Amazon'da burada diyor milyonlarca insan yaşıyor diyor. Bugün yok o insanlar. Milyonlarca dediği tabii yüz binlerdir gene. Ama kalabalık diyor adam. Ha, kalabalık. Kalabalık diyor. Bunlar şuraya geliyorlar. Kim yok etmiş onu kendi başlamıştır. Burada gemiler yapıyorlar. Kendi yaptıkları gemilerle Amazon boyundan gelip buradan Karayipler'e gidiyorlar. Ve Francisco Orellana kitap yazıyor. Fakat burada vurgulamak istediğim şu. Amerika'da bu kültürler arasında herhangi bir temas yok. Avrasya'nın tam tersine. Tamam mı? Şimdi bundan sonrasını alayım. Bak. Göç yapılan yere bak. 20 derece ve 25 derece santigrat. Bunlar yaz sıcaklıkları. İdeal. Bu bölge üzerinde hareket ediyor göçler. Şimdi ben biraz önce libere dedim ya. Bu Amerika'daki göçün olmaması Vikingler açısından çok ilginç bir istisna teşkil ediyor Avrupa'da. Vikingli de soğuktan sıcağa doğru geliyor Avrupa'da. Evet. İklim değiştiriyor adam. Evet. Onu ayrıca tartışacağız değil tamam mi? Viking şimdi bundan sonrasını çok alalım. Çok sonra yapılan şey. Ha, bak bu General Przewalski'nin kitabından Sievers bunu almış. Evet. Avrasya steplerinin bu temsili bir görünümü. Evet. Yani şeyden sanayileşme ve şehirleşmeden önce. Ve Toynbee'nin dediği çok güzel anlaşılıyor burada. Okyanus atlar var. Dümdüz. Dümdüz. Bak şu mesela Ekus Przewalski. Przewalski'nin keşfettiği yabani at. Şimdi bir tane daha bulundu Ekus Kiang diye. Ama Mongolia'da elen o atlar var. Hayır. Mongolia'dakiler... Bizim atların, evet küçük, bizim atların bir ırkı. Bunlar değişik bambaşka bir tür. Bambaşka bir at. Değişik bir tür bu. Ekus Przewalski değişik bir tür.
Ve ilk defa bunu General Przewalski keşfediyor. Bundan sonrasını alayım. Develer de var değil mi? Çift öngüç develer bak de var. Bak abi her şey var. Bir önceyi al arkadaşlar, bir önceyi alın tekrar. Bir öncekisini al. Hecin develeri. Bak bu develer var ya. Bu çift örgüçlü develer. Bir isim verdi ta Fatih. Bak Hedin dedi. Hedin demesi. Sven Hedin. İsveçli seyyah biliyorsun. Ama bu develer daha önce de biliniyor. Bunlar bu Toynbee'nin dediği Step Okyanusu'nun gemileri. Ama öyle o hatta. Evet. Develer öyle. O develerin ıslah edilmesi, yani Baktriya develeriyle öbürlerin ıslah edilmesi Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanıldı. Doğrudur. Yani çünkü biz deveyle taşımak zorundaydık. Başka bir şey imkan yoktu. Steplerdeki bu kervanların hepsi deve kullanıyor. Yani en önemli. Bak mesela bu. Yak. Bu yak öküzleri bilhassa stepin güney kısmında ve Tibet'te en çok insanların hayatına etki eden hayvan. Bu kürkünü kullanıyor, derisini kullanıyor, sütünü kullanıyor, boynuzunu kullanıyor, kemiğini kullanıyor. Kendisi de kullanıyor, çektiriyor. Aynı zamanda onu da kullanıyor. Tamam mı? Bak, antiloplar, şu küçük tarla fareleri. Bunlar tabii biliyorsunuz büyük bela. Çünkü veba yayıyor. Veba taşıyor. Veba yayıyor. Buradan başlıyor veba. Bundan sonrasını alayım. Bakın ben burada Limes'i çizdim. Bu Roma İmparatorluğu'nun en geniş zamanının sınırları. Kuzey sınırı. Tamam mı? Şimdi. Orada bak Magneto bir şey var. Mainz. Ve Rembo'nda Kolonya var. Kolonya rejiminsiz. Evet orasını. Ben şeyin üzerinde durmak istiyorum. Onu bu. Geçemezsin. Ben ondan sonraki Thüringenler falan. Treveron'un üzerinde durmak istiyorum. Almanlar orada yeni bir şey keşfettiler. Çok nedir o? Onu anlatacağım şimdi. Ya, bakalım şuna. Yalnız orada bir şeye dikkat edin. Bugünkü Thüringen ormanları, Thüringlerin İsveç'ten geldikleri yer. Evet. Yani Riguna dedikleri galiba Norveç'in falan. Bu arada tabii İsveççe, Norveççe, Danimarkacayı diplomatik olarak kullanıyoruz. Danca'yı. Bunlar aslında birbirlerinin şivesi kadar yakın birbirine. Evet. Fakat çok hassaslar ve birinden birine çeviriyorlar. Niye bu işi yapıyorlar bilmiyorum. Enayilik bana sorarsan. Var bir başka iştir. Yani bu olacak iş değil. Çeklerle Slovaklar da çeviriyorlar. Danimarka'ya olan reaksiyon. Çünkü Danimarka buraların hepsine sahipti bir zaman. Evet. Evet. Ona reaksiyon bunlar. Bundan sonrasını alayım. Şimdi bak şuraya gideceğiz. Ha, burası Augusta Treverorum. Bugünkü Trier şehri. Karl Marx'ın doğduğu yer. Ha, ama burası çok önemli bir şehir. Burada Roma imparatorları yaşamış. Kolosyum var. Yani ne var. Sınırda olduğu halde. Fakat bunun başka bir önemi var. Bak, hipodrom var, kolosyum var. Her şey var ya. Muazzam bir şehir. Bundan sonrasını alalım. Bak bu şehrin etrafında bir sur var. Tamam. Bu da meşhur, bu hala ayakta, Porta Nigra, Kara Kapı. Kara Kapı. Bu eski şeye girilen yer. Bu Augusta Treverorum'a girilen yer. Evet. Şimdi bu tahrip olmuş. Yani o bina hemen hemen 2000 yaşına yakın. Evet. Orada duruyor. Burada ilginç olan, biz biliyoruz ki buradaki arkeolojik kazılardan, bu şehrin içinde bu göçlerle gelen adamlar, yani bunlar burayı saldırıyla falan almamışlar. Gelip yerleşmişler. Gelip yerleşmişler, iş bulmuşlar, bilmem ne yapmışlar falan. Yani Trier barışçı bir hareketle işgal edilmiş. Kontrol altında onu. Orası Roma'nın. Evet, Roma'nın kontrol altında tuttu. Burada yavaş yavaş nüfusta bir değişiklik yaşar. Yerlilerle Roma karışıyor. Göçle. Yukarıdan gelenlerle. Doğudan gelen. Hunlar kim? Var ya burada. Hunlar mı, Gotlar mı, kim oluyor? Hepsi. Hepsi var. Bunların hepsi buraya gelmişler, iş bulmuşlar. Ve Alman arkeologlar şimdi bunları çıkartıyorlar. Ve diyorlar ki burada yıkılmış bir yer yok. Barışçı işgal. Evet, gelmişler. İşte, güzel.
demografik olarak değiştirmişler orayı. Roma Romalılığını kaybetmiştir yerde. Bu yani bu bizim bugün düşünmemiz gereken çok önemli bir fark. Peki bugün Avrupa'nın göç karşısı duruşunun sebebi geçmişin bu anılarından dolayı mı? Bunu İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıkça ifade etti. Boris Johnson'un mesleğini biliyorsun, klasikçi. Evet. Dolayısıyla biliyor bu hikayeyi. Şimdi bak bundan sonrasını alayım. Burada kimler yaşıyordu? Burada yaşayan adamlar şunlar. Patrisyenler yani üst sınıf kriyerde. Bu plebeyenler yani alt sınıf. Bu tip adamlar bunlar. Daha sonraki savaş dalgasıyla gelenlere bakalım. Bundan sonrasını al. Bu adamların karşısında bunlar çıkıyor. Ama bu daha sonra. Bu kaçıncı yüzyıl? İşte bu beşinci yüzyıl. Daha sonra. Yani bununla beraber Limes deliniyor. Bu belki 400-300'ler. Evet, dediğin gibi. Şimdi bunların başındaki adamı biz tarihten biliyoruz. Bundan sonrasını al. Bu Attila'nın temsili bir resmi. Attila fakat, mı? Attila. Fakat ilginç olan biraz önce İlber dedi ya barbar bu. Barbar yani, lafı Roma'da hakarettir. Evet. Bunlar Romalı için barbar. Barbar yani. Yani Sezar'ı böyle düşünemez. Evet. Burada benim vurgulamak istediğim bu göçler esnasında her şey savaşla falan değil. İlber biraz önce söyledi. Bir kere ordunun içine sızıyor. Bir sürü adam. Asker olarak askere alınıyor. Askere almıyorlar. Bütün şeyler, protekte alaylar var yani koruyucular sarayda. İsyan çıkardılar. İmparator değiştirdiler mesela. Evet. Nero'nu alt üst edenler bunlar. Yani Caligula'yı alt üst edenler bunlar. Bu ben zaten bir laf çıktı biliyorsunuz. Varak lafı çıktı. İsveçliler, sonra isterseniz son safhaya geçelim. Rusya'nın Normanlaşması teorisi. Ben Norman teorisini tutmayanlardanım. Yani Rusya tarihiyle ilgilenenler. Bu Norman teorisi şudur. Nedir o teori? Bu gelen Slavlar, Finlileri de yuttular kısmen. Yaşıyorlar beraber falan. Bu adamların 8. 9. 10. asırdaki değişiminin doğrudan doğruya İskandinavlara bağlanması. Yani o Roma'yı yıkanlar gibi ve coğrafi antiteleri buluyorlar. Mesela Russo Rotsi, işte Roderer, yok kayıkçı, kayığa binenler, gemileriyle gelenler. Yok Doğu İsveç'teki bir kabilenin adı, bu Ruslara adını vermiş, Slavlara. Yani Slavyan takımına. Bu bir Norman teorisidir. Yani İsveçliler, Varyak denen takım. Bunlar tabii Bizans'ta koruyucu kuvvetler, saray muhafızları falan. Saray muhafızlarının hep yabancı olması lazım yerli halka. Çok önemli bir şey. İslam dünyasında da olabilir. Hep öyle Türkler, Çerkezler falan getirilir. Ve bunlara bu Varak denen takım buradan geliyor. Yani Varenkler falan böyle. Bu bir kiralık asker alınabilir İskandinavya'dan. Bu açık. Fakat bu devletin ve milletin böyle kurulduğuna pek delil yetmez. Ve bu büyük bir kavga. Hatta müthiş bir kavga vardı. Çariçe Elizabeth'in önünde 18. asrın ilk yarısı. Akademide Alman üyeler vardı. Bunlardan Müller adlı biri bunu anlatıyor. Origenes Russorum, Rusların orijini diye. Oradan Popov diye bir astronom, Celal gibi tarihe çok meraklı biri, eline kılıcını çekip akademisyen kılıcını üstüne saldırıyor. Nostrum gendem illi, böyle aşağılıyorsun diyor yani. Bizim çok infamya fikir diyor, aşağılıyorsun bizi diyor. Bütün millet Çariçe'nin önünde kapışıyorlar. Çariçe de diyor yani profesör, üstad, siz bu sıra
Sibirya tarihini yazmanızda çok büyük fayda var bu Origenes. Ve şahane de yazmıştır herif ha. Evet. Güllerin Sibirya'nın tarih, keşif tarihi kitabı şahane. Yani, sürgüne yollanıyor, orada kitap yazıyor. O sürgünün çok ceza olduğu bakımdan şüpheli. Çünkü kullanılması gerekiyor. Fakat Lomonosov falan öbür teoriyi tutuyorlardı. Hatta çok enteresan bir şey, Ukrayna'nın ihtilalden sonraki ilk cumhurbaşkanı Khrushchevski, Profesör Khrushchevski de Stalin ona bir şey yapmadı. Burjuva milliyetçi diye yollaması gerekirken biri hiç öyle olmadı. Çünkü bu teoriye karşıydı, Norman teorisine. Yani Kiev Rusyası Rusların işidir diye. Başlıca delil ne biliyorsunuz? Gene coğrafidir. Nestor Kroni'nde mevcut Dnieper'in kollarından biri Rus adını taşıyordu. Bu koldan gelenler Rus devletini kurdular. Buna izafe ediyorum. Rus aristokratlarının iftihar ettiklerini en önemli şeylerden biri, biz Kiev çarlarından geliyoruz. Kropotkin ailesinde ne diyor? Biz diyor Kiev çarlarından Kiev geliyoruz. Kiev krezlerinden geliyoruz. Evet. Ama bir grup var, Almanlardan geliyor. Onlar Baltık Almanları. Nesselrode falan. Çok geniş bir grup da var. Yani Tolstoy, Pushkin. Peki Baltık bunlar. Almanları az önce bahsettiğimiz Almanlar mı yoksa Germenler mi? Yok, Baltık'a gelen Alman Tötonlar. Bunlar Tötonlar. Yani Rusya'daki... Baltık aristokrasisi bayağı bir aristokrasidir. Ve elit için 5 ton kitap yazılmış. Evet, yani çok enteresan. Çünkü o küçük şehirlerde o bir takım Finli, Litvanyalı, Latvyalı ve sonradan gelme Rusların üstesinde bu herifler toprak sahibidir, tüccardır, gemicidir. Böyle bir burunları büyüktür. Hakları da vardır, iyi tahsillidirler. General de bunlardan çıkar. Efendim general Totleben abi, gibi. Abi tarihçisi bunlardan. Totleben. Sonra efendim kim var? Nesselrode, Hariciye Nazırı. Bennigsen Danimarkalıdır. Yani böyle bir de bir Baltık aristokrasi vardır. Yani Stürmer, şu bu falan. Von Engelhardt'ları düşün. Ha? Von Engelhardt'ları düşün. Ama yani bir üçüncü grup daha var. Üçüncü grup doğrudan doğruya Bizans'tan kalan insanlardır. Yani bunlardan bir tanesi Arnavut Hristiyanı'dır. Tabii imparatorluk da yaptı. Kantakuzinoslar. Ve bunlar çok enteresan. Slavların içinde var Kantakuzinos ailesi. Bir kolu Kırım'da var, Müslüman takımı. Belki bittiler artık. Sonra şeyler var, böyle Rahmaninov gibi falan adamlar var. Bunlar da hakikaten Altın Ordu'dan dönme insanlar. Mesela Şırınski Şahmatov var. Feci bir şey, Marif Nazırı, Sapan Slavist. Evet, akrabam olur, tabii olacak. Yani anam benim değil. Fakat yani Şirin Şah Ahmet'tir yani bunlar. Çok enteresan. Bunu Bennigsen de söyledi. Biz nasıl akraba oluyorsunuz diyenlere de biz hala nomadız dedi. Çünkü büyük annesi öyle. Yani bunlar devam ediyor. Bu çok enteresan bir şey. Yani bu Altın Ordu bir hakimiyettir. Elan devam ediyor. Bunu size söylüyorum. Rusya tarihçilerinin çok önemlileri bayılıyorlar bu devriyi incelemeye. Yani modern Rusya böyle yapıldı diye. Ve Şark tarihinde Osmanlı tarihi, Kırım Hanlığı tarihi kadar sevmiyor. Bunları sevmiyorlar bu kadar. Onlar Akdeniz İmparatorlukları diyorlar. Yani Akdeniz yapısı bizi ilgilendirmiyor. Mühim olan göçebeliktir Rusya'yı yaratan falan gibi bir teori var. Bu bakımdan bu Rusya tarihinde bunun en önemli bir safha olduğunu da katmak zorundayız. Yani bu çok önemli. Kiev nedir? Büyük tarihçisi Türkoloji dünyasının ve Ukrayna'nın Omilyan Pritsak. Gene bu ekolün bir adamı, tabii o Batı Ukraynalı yalnız. Rusya ile çok az ilişkisi olmuş onun. El İdrisi'yi incelerken İdrisi büyük bir coğrafyacı. Ciddi bir adam, faslı bir prenstir. Norman Sarayı'nda Roger'de oturdu. Yani Roger'in zamanında orada oturdu. Kitabı Roger, Atlas'ın adı zaten. Çok ilginç bir şey yaptı adam. Ruslardan ve İskandinavlardan bahsederken
adamın bir takım Norse bilgilerine sahip olduğu görüldü. Norse dili bilmiyor. Ama Latince biliyor. Ve gelen heriflerle, kibar adamlarıyla, onların yukarıdan gelenlerle Latince konuşuyor. Latince notlarını okuyor. Yani bu böyle bir devirdir. Arap dünyası bugün böyle ama eskiden böyle değildi. Yani o zaman bir ara vereyim, bir reklam arası vereyim. Evet, sonra beğendi. Siz sonra orada sen. Çay kahve beyefendi daha evet. Yemek yiyecek. Şuna basayım, kim bu beni yemeyeceğim. Arayan? Ne oluyor ya? Telefonumu ben de vereceğim size, oraya arayacaksın. Sonra da bir de şeyi konuşalım, bu Anadolu'ya olan göçleri konuşalım. Çünkü Anadolu'ya olan göçler, biz hep 1071 falan diyoruz ama Türklerin Anadolu'ya gelişi 1071'den çok önce başlamış. Hem Anadolu'ya hem Anadolu'ya. Ondan Anadolu'ya sonra da çok geç de gelmiş. Çok geç de gelmiş. Abbaslar'ın hiç niyeti süren, yok batılara gidiyor. Kısa ara veririm sonra. Kızım, sen ona bak, çok önemli olabilir. Telefon kimde? Kimde kimde? İlber Hocam, Anadolu. Evet. Aşağıdan da bir göç dalgası evet. Var. Yine hemen hemen benzer bir yerden yola çıkan Türk kavimleri. İki yerden hatta sonra üç olacak. Anadolu'ya da doğru geliyorlar ama Bu biz bunu bir 71 ile tarihlendiriyoruz ama ondan öncesinde de gerek Arap Yarımadası'na, gerek bugün Irak diyebildiğimiz bölgeye, gerek Suriye'ye, gerek Mısır'a, gerekse Bizans topraklarına gelen yoğun bir Türk göçü var. Bu göç ne zaman başlıyor, ne zaman devam ediyor? 1071'de biz Alparslan o zaferi kazandı, Malatya zaferi kazandığında Anadolu'daki durum ne? Çoktan büyük oranda Türkleşme başlamış mı? Evet. Şunun üzerinde ısrarla durayım. Tarihte etnojenez dediğimiz, yani etnik kökenin, etnik karakterin değişimine sebep olan göçlerin en önemlisi, en sonuncusudur. Hatta demin bahsettiğimiz daha biraz geç tarihte cereyan eden Asya kavimlerinin Rusya topraklarına girmesinde bile bu kadar etkisi olmamış. Biz daha ziyade medeniyet bakımından, işte giren Türkçe, Mogolca kelimeler bakımından böyle bir göçü İran'da ve Rusya'da hissediyoruz. Mesela kocaman bir lügattır. Türk-Mogol elemanlar, modern Farsça'da Dörfer'in yaptığı bir çalışma bu. Öyle 10 bin falan değil, 20 bin daha fazla. Tıpkı bizde de böyle biliyorsunuz %10'a yakın böyle bir Rumca ve Slavenik lisanlardan. Tabii %40 da Arapçayı içeren Farsça. Biz Arapçayı Farslardan öğrendik. Çok önemli bir şeydir. İran'da da tabii Türk kalıntıları vardır. Çok önemli ve bunlar o zamanlardan. Çünkü Türkler İran'la İslamiyet'ten önce de etkileri var. Ve 1050'lerden itibaren İran'da hüküm ferma oldular. Adı İran diye kullanmaya başlayanlar onlardır ısrarla. Bunu da İranlılar büyük bir medeni bir tavırla söylerler. Selçuklu devri derler, Türk devri derler. Öyle gizleme, örten falan, yani basit bir Balkan milliyetçiliğinden eser yoktur. Çünkü kendinden çok emin bir medeniyettir. Kendini çok beğenmiş bir medeniyettir. Haklıdır da yani. Şunu da hatta söylerler, askerlik ve düzen Türklerindir. Edebiyat bizimdir, ilim Arapçadır falan gibi böyle bir şey dolaşır halk arasında. Yani bunlar önemli ve bu üç dilin tarifi, işte efendim Farsi Şirines, tatlı dildir. Türki Honeres, Türkçe bir hüner ister. Grameri dolayısıyla herhalde. Lama Lugal Arap'tır diyor yani. Zaman Arabiyes, insan Arapçadır falan gibi böyle bir karmaşık yapılı ama eski dili, yani İran'da iyi bir edip, iyi bir edebiyat tarihçisi mutlaka Fahlevi metinleri okur. Hatta bizim İstanbul'daki İranlılar arasında böyle. Pehlevici'dir. Pehlevi çiviyası. Mesela rahmetli Lugal de böyle yetişen bir Türk bilginiydi. Farsça şeyde bunu belirtmekte fayda vardır. Memnuniyetle takip ediyorum. Yeni Türkler, gençler henüz daha çok yarı yolda olmalarına rağmen eskiyi izliyorlar.
öyle olması gerekir zaten. Şimdi bu göçler konusuna geliyorum. Alparslan'dan evvel burada Türkler var. Birincisi peçenekler. Çünkü Balkanlardaki Hristiyanlaşan Türkler, Roma Kilisesini yani Doğu Ortodoks Kilisesini kabul edenler buraya yerleştiler. Yerleşme nedenleri çok açık değil. Yani belki kiralık askerler oldukları için yahut yardımcı kuvvetler oldukları için kendilerine hasaten Orta Anadolu yaylasında yer verilmiş olabilir. Peçenekler mesela Ankara civarında vardır. Sen daha iyi bilirsin geçerken. Köyünde vardır. Bu gibi köyler de vardır. Bademli falan yani orada. İsmi peçenek olmayan. Tipten bellidir tabii. Hiç kimse Oğuz Türkçesinin o faslını konuşmuyor artık. Yazık kaybolmuş ama böyle. İkincisi danışmentler ve ondan evvel Kutalmış'ın zamanındaki bazı Türk birlikleri 1071'den evvel sızmışlardır Anadolu'ya. Bunların kalıntıları vardır. Ve bu danişmentnamelerden falan takip edilenler maalesef Bizans kroniklerinin yanında geniş ölçüde şeyi kullanamıyor bizimkiler. Gürcü ve Ermeni ve Arami kaynakları, Süryani dediğimiz kaynakları tercümelerin dışında kullanamıyorlar. Belki daha çok şey çıkacak. Bir sızma vardır. Ama şunu söyleyeyim, 1071 bir miladi ölçüdür. Yani sıfır noktadır. O demek değildir ki Alparslan, Sultan Alparslan savaşı kazandı. Diyogenes ordularını dağıttı. Diyogenes biliyorsunuz, Romanos affedildi, döndü ama bu sefer orada mahvettiler adamı. Problemi hiç buralara gelmek değil. Yani bizim bugünkü şehrimize gelmek değil. Orta Anadolu değil. Anadolu Selçukluları o işi 13. asrın başlarında 12'nin sonunda falan tamamladılar. Bu çok önemli. Yaptıkları iki şey var. Madde bir, Helenistik Türkiye, Romanist Türkiye, bilhassa Helen zamanı Türkiye'si. Anadolu'su, Mikrasya'sı, Küçük Asya'sı dağları sevmiyor. Yerleştikleri dağ silsilesi daha çok işte bizim Hamit Teke dediğimiz, onların Pisidya Likya dedikleri Pamfilya kıyıdalar ama oradan da bir göç olabilir mevsimlik. Daha çok dağ sıraları, yani bizim bugün Elmalı, Korkuteli falan dediğimiz çevre. Ve buralarda güzel şehirler var. Termesos'tan başlayarak Sagalassos gibi Ağlasun falan. Yani o dağ silsilesi orada o iki yere bağlı. Demek belki iklimdeki aşırı uçlardan kaçınmak için oralarda bir gelişme de olmuş. Fakat bir saplama yapayım. Orada güzel ovalar da var. Karstik ovalar var. Karstik ovalar. Elmalı. Kestel. Hayalim bak var. Ne güzel. Kaynayan şöyle, yani, kaynayan. Tabii, metal yani, kaynamasıyla su çıkan. Su alan yerler orada. Yani orası ne olacaktı? Çukur olacaktı. Kaynadı, toprak oldu. Öyle mi? Derin toprak. Çukurlar orada oldu. Orada Terrarossa. Terrarossa toprakları var. Enteresan yani, bak bu teori. Bu teori onların benim bildiğim. Yani bu kürsünün. Hı hı. Yani Anadolu yaylası bir kalderonla olacak. Öyle olması lazım diye sordum. Bilmiyorum tabii. Yani buranın şey gibi tıpkı Yunanistan'daki Girit'in kuzeyindeki Santorini gibi orada depremle çöküntü olmuştur. Böyle iki dağ silsilesinin ortasında bir çöküntü alanı olması lazım. Bunlar karstik ama. Ha. Bunlar şey değil. Ha, su yani, girmesi kısmen, lazım. Niye yüksek bura dedim. Metallerin kaynaması, soğuması, kaynaması, soğuması diye izah eden bir makaleleri var. Tabii bu Anadolu'nun çok bereketli bir ova olmasını sağlıyor. Yani onun için zengin bir ova. Yani Roma İmparatorluğu'nda İtalya gibi daha bile zengin. Buluntular gösteriyor. Bu kadar bol villa olmaz. Olmaz. Bir zenginlik, iki korrupsiyon olması lazım. Ama olmuş ve var. Evet. Çok zengin bir yer ve bereketli bir toprak. Onu söyleyeyim. Yani bütün Akdeniz'in en zengin ovası Çukurova'dır.
Çukurova 19. asırdaki bir yerleşme değildir. Biliyorsunuz Külikya Roma devrinde de vardır ve zengindir. Kozmopolittir. Ama Çukurova delta. Delta. Nil gibi. Delta. Delta olduğu için ama çok niye zengin. O genişte çok mesela zengin. Mısır'dan daha zengin delta ağzından? Niçin? Evet. Niçin yani bu soru? Niye bu bunu delta? Daha zengin olduğunu bilmiyordum yani benim. Hayır, şu ölçümü alsana, senin kafan hepsini ezbere yutar. Ben hayır. Benim gibi adam bile yutar. Çukurova önemli bir delta. Hayır, niye o arazi daha geniş? Mesela İskenderiye deltasından Raşit dediğimiz yahut Rosetta denen ecnebilerin taşeyin hieroglif tabletin bulunduğu. Niye oradan daha zengin? Niye Po Ovası giden daha geniş? Yani bunlar benim sorularım. Po Ovası daha geniş. Daha mı geniş, daha mı az benim bildiğim? Yok, daha geniş. Çünkü düşün, o Piemonte'den başlıyor, evet. Ta Venedik'e kadar. Ama bu da şeyden başlıyor aslında. Ta Silifke'den başlıyor, geliyor. Yok, ta Silifke sahilde kalıyor. Silifke'den biraz ileriye gittin mi başlıyor. Mersin'in bu tarafından başlıyor. Mersin'in doğusundan başlıyor. Antakya yani sınırlarının içine giriyor. İskenderun Körfezi'nin kuzeyi. Kuzeyi, evet. Antakya'ya gelmiyor. Gelmiyor, yani, evet, tamam. İskenderun Körfezi'nin tam orada kuzeyi, dağ silsilesi var. Orada dediğin gibi Çukurova. Ya ben bu merak ettim. Orada iki tane nehir var. Ama yani, bu bir de daha eskiden meskun bir yer yani burası. Tabii. Şehirler var falan. Ama abi delta. Tabii yani, verimli şey geniş. Tabii. Şimdi burada çok enteresan kenarı. Bir şey. Evet. Yani bu ülkede dağlara yerleşme faslı başlıyor. Bu birinci. İkincisi San Paolozzi, ünlü İtalyan restorasyon profesörü, her zaman ismi yaşayan biri. Resmen bize misafir olarak davet edildiğinde 65'te büyük bir kıvanç ve şerefle asistanlarının falan bavullarını taşımıştık karşılayıp Ankara'da. Çünkü iki lafını dinlemek için falan. Bedrettin Bey Tuncel galiba kurumun görevlisiydi o zaman. Tanınan biridir. Halil Hoca bizim. Halil Hoca ona bir de mihmandarlık yaptı yani resmen. Pek yapmaz. Sultan Han'ına gittiler. Ve Sultan Han'ında demiş ki şeye, Halil Bey'e böyle ısrarla çocuğa sorar gibi 2-3 kere bunun tarihi ne diyor. 1229. Artık diyor, yani ne sorup duruyorsun diyeceğim diyor neredeyse. Ha. O tarihte İtalya'da böyle bina yok dedi. Ne doğru? Yok yani böyle bir silsile. Bir İpek yolu. Bu anlaşılıyor Türklerin ne yaptığını. Yani orada oturmak için. Sultan Alparslan'ın böyle bir niyeti yok. Onun gözü Suriye, Filistin ve Mısır'a yerleşmek. Maalesef halefleri bunu beceremedikleri için Anadolu'ya doğru bir dönüş yapılmış. Bu göç çok önemli. Bu göçle şu oluyor. Kendileriyle birlikte şehirliler geliyor. Farsi konuşanlar, Türkçe konuşanlar. Kendileriyle birlikte köylüler geliyor, köylere yerleştirilmişler, parçalanarak bazen. Kendileriyle birlikte geniş ölçüde göçebeler geliyor. Türkiye tarihçiliğinin en önemli eserlerinden birisi bu Oğuzlar adlı kitaptır Faruk Sümer'in. O burada bir müznes nüshası bile, birinci baskı bile tükenene kadar onlarca yıl geçti ama mesela Azerbaycan'da neredeyse 7 milyonluk nüfusta 1,5 milyon basılmış. Düşün, her evde var. İran'da öyle. Bu kabilelerin, aşiretlerin yerleşmesi parçalanarak acayip şeyler karşına. Çepniler Manisa'da çıkıyor, Giresun'da çıkıyor. İşte bu aşiret imparatorluğu kuran Kayılar, Söğüt'ün şeyleri değil mi? Aşireti Söğüt'te var, bir de Siverek'te var mesela. Çok enteresan yerleştirme. Bu bir yapılanma meydana getiriyor. Onun için etnojenes elan karışık. Denge güçleniyor. Bu Roma iddiasından dolayı kimse Türkiye mülkiye diye ad koymuyor Anadolu'ya. Anatolia'da demiyorlar. O çünkü Yunanca bir laftır. Doğu demektir.
Tıpkı Horasan'ın güneşin eski Farsça'da doğulması gibi. Evet. Güneşin, Anatolia güneşin yükseldiği Horasan'da yer demek. Horasan'da öyledir yani doğu. Bu memleket Roma adına düşkün. Rumi yani çok ilginç. Ve İtalyanlar bize bu adı verdiler. Türkiye, Türkmenya diye. Çünkü Ceneviz, Floransa, Amalfi falan böyle dolanıyor etrafta adamlar. Yani nüfusta bir kalabalıklaşma var. Bu arada çok enteresan oluşumlar var. 1924, 22, 24 mübadelesine kadar Orta Anadolu'da, yani bugünkü Konya'nın adıdır Karaman Eyaleti ama geniştir o. Ta şeye kadar gider, Spartalara, Burdurlara, Nidelere kadar kalabalık bir Türk Hristiyan nüfus vardı. Karamanlı. Bunların İncil'leri Yunan harfleriyle yazılan müthiş bir Oğuz Türkçesidir, tertemizdir. Yani böylesini her metinde bulamazsın. Konuşmaları da zaten odur. O baltanın kilisi, çok güzel bibliografyaları var. Üç. Balta bazı şeyleri o kadar iyi buldu ki ama mesela biz bile arşivde okurken Evangelios'un şeyini bulduk bazı. Fen mecmuası çıkarmış adam Karamanlı dilinde yani onu ben bulmuşum. Osmanlıca ama Türkçe fen mecmuası çıkarıyor. Coğrafya var ya. Fen mecmuası çıkarıyor, mecmua çıkarıyor. Bunları verdik. Yani çünkü sansür prealable olduğu için evet. Önceden vereceksin. Bunları arşivde buluyorduk. Veriyordum ben onlara yani şey değil, benim saham değil. Enteresan ama okuma yazma öğrenmek için onu şey yapacaksınız. Yunan harfleriyle Türkçe çok ilginçtir. Mesela bu bizde rembetiko diyor ya, yanlış o. Çünkü M ile P B'yi karşılıyor. Rebetiko olacak falan. Onun gibi imlayı takip ederek Türkçe'de de böyle yapılmış. Bunlar gitti kayboldu. Yani mübadeleri gitti kayboldular. Balta dedi, Evangelia Balta evet. Onlardan bir arkadaştır. Sonra şey, Elizabeth Zachariadu onlardandır. Yani bunlar enteresan bir şeydir. Şimdi bu insanlar nedir? Bunlar herhalde Türklerin Hristiyanlaşmışıdır. Yani Hristiyanın Türkleşmesi değil. Çünkü böyle Türkçe konuşamaz ve bir gerekçe de yok, lüzum da yok. Ya bunlar Türklerin Şamanizmden Hristiyanlığa geçen. Selçuk devrinde böyle bir şey var yani. Gagavuz boş saha var. Ya. Gagavuzları o, anlıyorsun çünkü Selçuklu. Yukarıda daha yabancı. Orası bir Müslüman devlet, imparatorluk değil. Evet. Yani bugünkü Moldova, Ukrayna'nın kısmı, Bulgaristan'ın bir kısmı ama Tuna boyunun yani. Burası öyle değil. Şimdi o bakımdan burada bir önemli bir asimilasyon, programlı, massakırlı bir asimilasyon yok. O anlaşılıyor. Kaldı ki tabii Helenizm Küçük Asya'ya sahip çıkıyor. Ama bunun tarihi esas itibariyle hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yunanistan'ın klasik devrinde başlayan bir süreç. Abi, yani Perikles Yunan halkını doyurmak için sınıfların sıkıntı çekmesini önlemek, vatandaş statüsündekilerin çok sürünmemesi için zenginle fakirin Yunan kolonileri çağını başlattı. Yani Sicilya'ya. Ya ondan da önce şeyi düşün. Miletos'u düşün. Evet. Girit'ten gidiyor herif. Evet, Girit'ten gidiyor. Miletos'tan da Marsilya'ya kadar. Foça'dan Marsilya'ya gidiyor. Foça'dan da Marsilya'ya. Bazıları çok sonra Karadeniz'e çıkıyor. Fakat Anadolu'da bir kolonizasyon başlamıştır. Bu kolonizasyon o kadar da yaygın değildir. Ama Yunanca öyle bir dildir ki yani her yerde konuşulacağın bir dildir Roma hakimiyeti başladığı zaman. Onun için Romalılar bütün mabetlerde, bütün kitabelerde, Suriye'de bile Yunanca yazarlar, yanına Latince yazarlar. Mesela Aramca o kadar kullanılmaz. Tamam. Ama bilinir oralarda. Bizde tamamen iki dil. Nereye bakarsan iki dil. Bu bir süreçti. Bu süreçte tabii başka milletlerin olduğunu, Ermeniler gibi, Aramiler gibi, yani birisi Sami, birisi Aryen, Yunanca başka bir dil.
Ve hatta bazı yerlerde de Latin kolonileri olduğunu bilmemiz lazım. Bunlar şiddetle asimile edilmiş. Helenizm kültürel olarak ve günlük ilişkiler itibarıyla kolay asimile eden bir kültür. Yani bu Türkçe'de de vardır. Bütün Rumeli'de falan görülür bu. Asimile eder kültür. Yani sopa lüzum yok. Dili kullanarak, konuşarak, iş yaparak falan. Eski çağda bunun başka tarzı da olmaz zaten. Mesela Efes'te önemli bir Roma kolonisi vardı. Latince konuşan. Erimiş zamanla. Türkler de böyle bir şey yaptılar. Yani Ermenileri kiliselerin arasında münaferet var. Helen unsurla. Kendilerine sahip çıkıyorlar bir şekilde. Beraberlerini de tutuyorlar. Süryaniler için aynı şey söz konusu. Bu tetkik yapıldığı zaman görülüyor. Bundan dolayı bir etnogenetik bir yapı, bir etnik yapı değişimi var. Ama bu tabii 20. yüzyıla kalmıştır aslında. Yani 20. yüzyılda bir takım olaylarla belki tamamlandı. Ve mübadele çok etkin bir yol oldu. Yani Anadolu'dan tabii herkes Karaman Türkleri dediğimiz Rum Türkler gibi değil. Helenler de var. Yani mesela Ürgüp'te şeyler yaşar, Karamanlı takımı. Yanı başındaki Sinasos, Soğanlı yahut Mustafa Paşa adını taşıyan yerde Helenler otururdu. Yani orası öyle. Bunların azalması falan değişti. Bu bir uzun bir süreçtir ama. Bin yıllık bir süreçtir. Bin yıl tutmuyor da işte 8 asırlık diyelim. Bizim burada oturuşumuz 8-9'dur. Denizlere çıkışımız daha geçtir. Ama Türk Bahriyesi bu açığı kapatmıştır. Yani Türkler denizci bir millet değildir. Balık atları bile başka dillerdeydir. Çok azı bizim. Fakat bu açığı kapattılar. Çok önemli. Daha da kapatırlar. Son olaylarda Bahriye'ye karşı aşırı düşmanlık beslenmesi ve onun eritilmesi buna dayanıyor. Evet. Çünkü Doğu Akdeniz'de Türk donanması istenmiyor. Bu çok açık. En başta müttefiklerimiz istemiyor bunu. Bu açık yani. İstemiyorlar. İyi bir anı değil. Ve halk düşüncesinde Türkiye'nin, Küçük Asya'nın Türkleşmesi kabul edilir bir hikaye değil. Bilhassa Müslümanlaşması. Resmi politikanın diplomatik dilin dışında geniş halk katmanlarında çok sıcakkanlı bir direniş yoksa da soğukkanlı olarak bir alt kültür olarak bu devamlı bu şekilde gidiyor. Yani bunun bilindiğini zannediyorum. Bu göç yolunda çok ilginç olan denize yönelik değildir bu. Dağ ve yayladır. O bakımdan Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulma ve genişleme döneminde Türk ırkının Anadolu'dan toplanarak bilhassa Karaman bölgesinden gene mecburi sürgünlerle hiç tatlı bir şey değil bu. Balkanlara. Yani otobüse ve üçüncü mevki trene bindirerek gitmiyor insanlar. Bayağı telefat var o sürgünlerde. İşte Balkanlara yerleştirmeleri. Bir kere yerleştikten biraz tadına baktıktan sonra çok seviyorlar. Ama ona kadar eminim ki çok büyük reaksiyon vardı. Nitekim bu menkıbelerde mesela Mahmut Paşa menkıbesinde Mahmut Paşa sürgünü durdurmaya gayret eden, biraz halkın şeylerini dinlemeye çalışan biri, bir papaz ailesinden devşirilmiştir. Mahmut Paşa'yı veli oldu adı. Yani halk Karaman bölgesinde nefret eder. 15. yüzyıldan bahsediyoruz. Tabii efendim, yani Karaman Osmanlı'yı sevmez. Çok açık bundan dolayı. Zaten hava birbirlerini yemişler. Birbirlerini ama halka kadar intikal etmiştir. Çok ilginç doktora çalışmaları falan var bu konuda. Bu iş sonra tabii başka yere doğru gitmiş. Şimdi bu memleketin ilginç şeyleri bunlar, yüzleri. Ve Balkanlarda bir Türkleşme var ama çok derin, çok hızlı, çok yoğun değil. Bu etnojeniz değişiminde bazı şeylere dikkat edeceksiniz. Mesela Çar devrinde işgal edilen yahut Rusya açısından artık ilhak edilen Müslüman bölgelerinde, Alman bölgelerinde, Baltık gibi
Rus yerleşmesi var fakat hiç o kadar yoğun değil. Ve çok daha ilginç olan bu gelip yerleşen Ruslar birkaç nesil sonra oraya uyuyorlar. Evet. Hatta Müslüman bölgelerde oranın diliyle konuşuyor. Adetlerini benimsemeye başlıyor. Sayı o kadar kalabalık değil. Asıl Ruslaşma çok enteresan bir şey. İstenen veya belki istenmeyen tecelli Sovyet devrindedir. Sovyetler Birliği'nin endüstriyalizasyonu. Çok kuvvetli bir göç var, yoğun bir göç her yerde. Ve bu yoğun göçlü entermaryaj dediğimiz karışık evlilikler artıyor. Ve dolayısıyla bir etnik yapıda böyle bir değişip renklenme var. Bunu görüyorsunuz, hem bir gerilim yaratıyor kitleler arasında ama hem de bir baskı, bir şey, direnç var böyle. Değişmeye başlıyor tabii. Çok ilginç ama süreç elan devam ediyor. Fakat sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı ben şey Osman, Alman İmparatorluğu şey, Avusturya içinde. Şeye hayret ettiydim. Çarlık zamanında, 19. asrın ortasında Geografическое общество için saray yapmış adam. Ya ama o çok önemli. Kim evet, gider oraya? Ruslar yapmış. Kim ve gider? Üzerinde meşhur coğrafyacılar. Evet. Ruslar da var, Almanlar da var abi. Ya Almanlar ama çok seviyor. Evet. Dalman Weiss mesela. Ve Dalman Weiss'te görürsün bu literatürde ismi. Bir şeyde de var. Şimdi Radloff Alman asıllıdır. Evet. Başka kim var? Pallas'ı düşün. Pallas var. Başka kim var? Samoylovich Rus. Hayır. Messerschmitt var. Schmidt var. Müller demin bahsettik. Evet. Yani bunlar... Bunlar müthiş adamlar. Yani bunlar coğrafyacı, bunlar tetkikatçı. Ama Sibir'de tetkik yapan adama bir asgari konforun da verilmesi lazım. Sibirya tetkikleri önemli. Bak, ama şey şu var, şu çok önemli. Bu tip bir kültürel şey, akültürasyon kuvvetliymiş. Bu sonra azalmış. Yani bunun önemli üzerinde duracağız. Şimdi. Bak bir şey ben orada hemen söyleyeyim. Poltava Savaşı'nda Strahlenberg esir düşüyor. İsveçli bir adam. Evet. Gönderiyor bunu Petro Sibirya'ya. Evet. Sonra Doktor Messerschmitt geliyor. Pardon, Doktor Messerschmitt önce gönderiliyor Sibirya'ya. Araştırma yaptı. Evet. Strahlenberg esir düşünce Petro diyor ki sana diyor iki şık. Ya esir kampı ya diyor gidip Messerschmitt'e asistan olur. Strahlenberg hemen diyor ki ben asistan olmayı tercih ederim. Evet. Gidiyor ve biliyorsun ilk Türkçe lügatı bu adam yazmıştı. Çünkü oradaki dilleri tanıyor. Radloff da öyle yaptı. Yani bunlar önemli. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bu etnojeniz dediğimiz olay, yani yapısı bunun değişmesi, imparatorlukta doğal bir gelişme halinde gider. Evet. Bu kolonyalizm devrinde yapılmıştır. 18-19'a bilhassa aittir. İngiltere bunu çok efendice yapar ama çok planlı ve şeyce götürür. Fransa çok kabaca yapar. Yani böyle Kuzey Afrika'da Arapçayı falan yok edecek şekilde Fransızcayı sokmak bayağı bir arogans yani. Fransızca Fransızcadır, güzel dildir. İkiniz de çok iyi biliyorsunuz. Ama Arapça da Arapçadır. Yani böyle bir şey olmaz yani. Bu çok saçma bir şey. Bunun eski imparatorluklarda böyle bir şey görülmez. Mesela Avusturya-Macaristan monarşisinde böyle bir şey yok. Almanca kendiliğinden bir lingua franca olarak anlaşma dilidir. Kültürüyle gelir ama öbürleri de ondan bir sidik yarışı dediğimiz rekabet içinde. Ama iç içe giriyorlar. O tabii kadar iç içe. Yani Marshal Radetzky'yi al ha. Çek ya. Çek. Avusturya için neler yapıyor adam ama İtalya'da. Ama Çeklerin çok güzel Almanca en güzel konuştuğu Praga, Doç'taki. Evet. Oradan taşır. Herhalde Avusturya'nın diyaleklerinden çok daha iyidir. Ve iyi Avusturyalılar, yani bizim bir hocamız vardı. Türkiye tanır onu. Doktor Christinus. Diyalekten nefret ederdi. Bu şeydi, Brno'luydu. Brno'luydu. Yani, Güney, şey, Sudet Almanya'sı. Viyana'da Plaşka'yı tanıdım, öyleydi mesela. O da oralıydı. Tanıdığım insanlar vardı. Bir gün bir telefon etmiş biri. Sizi dedi, biri aradı, bir hanımefendi.
Kim acaba dedim. Valla ismini vermedi ama Praga Deutsch konuşuyordu dedi. Hemen anladım tabii. Şey ailemizin şey dostunu aradım. Biri beni aramış Praga Deutsch'lu biri dedim. Ha gülüyor. Kaç nesil Viyanalı. Bu diyalek bilmeyiz derdi Profesör Jansky mesela. Jan. Bay uns hau zaman nie diyalek gesprochen. Peki bir tekrar bir göçlere dönsek. Ceyhan abi sana şimdi bir... bu göç bizde bu şekilde bitiyor. Bağlayayım ona çünkü bu çok önemli. Bizde göç ikinci harpten sonra artmıştır. İkinci harpten sonra artmıştır. Ama zannediyorum yapılan işe bağlıdır. Doğu Anadolu'nun Ermenileri bazı köy ve şehir zanaatlarında öncelikleri ve marifetleri olduğu için tarımda hayvancılık dışında çiftçiliğe daha çok önem verdikleri için çoban değillerdir. Herhalde bir nüfus itmesi dolayısıyla batı taraflarına daha erken göç ettiler. Evet. Bu çok önemli. Ve yayıldılar hatta Kilikya'dakilerde mesela Suriye tarafına göç ettiler. Tekçir'den evvel falan. Küçük Ermenistan diyor. Evet, o orta çağda doğan bir şey Kilikya. Doğru. Katoliktir, onu da söyleyeyim. Evet. Ama o nüfusun bir de böyle Lübnan ve Suriye'ye göç edişi daha erken başlamıştır. Çünkü orada iş görecek şeyleri var. Sonra dağlı olan, hayvancılıkla uğraşan nüfus İkinci harbi bulmuştur iç göçlerde. Yani bu çok önemlidir. Ve bugün bu çok yüksek oranda devam ediyor. Şimdi iç göçü bu kadar hareketli olan bir memlekette dış göçlerin olması da kaçınılmaz olabilir. Çünkü kırsal nüfus dağılıyor. O zaman onların yerine o işi yapacak başka kırsallar ama, gelir. Ama İlber abi şimdi kırsal, yani Türkiye bugünden bahsettiğimiz zaman kırsaldan daha çok kentlerdedir. Nerede? Kırsalda değil, kentlere geliyorlar şimdi. İstanbul'da. Ay şimdi kırsalda köylülükten insanlar nefret ediyor. Bu çok açık. Göçle kırsal. Gelenler de kırsal değil ki. Suriyeliler de şehirlerde. Suriyeliler zaten yanlış politika. Suriyeliler şehirlidir ve yaptıkları işler, meşgaleler hiçbirisi bize lazım değil. Burada var onlar. Pardon. Efendim ayakkabı yapıyor dedi Afgan valinin biri. Evet, Afka bana da ne ayakkabı burada yapılıyor zaten. Yani ve bu artan çok fazla bir nüfus geldi. Hepsi dediğiniz gibi çok elit olanları da Almanya falan yuttu götürdü 100 bin kişiyi. Bunlar tabii ki burada bir kötü tarafı daha var. Bu tip göçlerde asgari ücretin altında çalışan insanlar öyle. Var. Sayıları çok kalabalık oluyor. Ve bu tip bir işçi kitlesi bir de merdiven altı sanayi dediğimiz sefil bir sanayi yaratıyor. İstanbul gibi coğrafyası sınırlı benden iyi biliyorsun. Nüfusu kaldıramayacak bir fizik kitle bu görünmemiş bir şey. Bunlarda bu çok büyük tahribat yaratıyor. Ama hep aynen söylüyorum çok yanlış anlaşılan ve iktibas yapılan yer. Öyle her yerde de konuşamaz olduk neredeyse. Çünkü başka türlü kendine göre çiziyor millet. Afganistan'dan gelenler lazımdır. Onları köylerde, kırsalda lazımdır. Çünkü onlar kırsalı biliyorlar diyorsun. Hayır, atçılık yapıyor. Bu memleket atçıdır. Ölmüş bu iş. Ziraatı terk ediyor. Köylümüzü köye göre yetiştirememişiz. Olmuş bir kere artık. Bu saatten sonra ağıt yakmayacağım. Onu temin etmek zorundayız. Ve bir de biliyorsunuz bizim göç kanununda, vatandaşlık kanununda, iltica kanununda, statüler ayrı sığınmacı ve ilticada Türk ırkından olmak diye bir gerekçe var. Bu bir ırkçılık gerekçesi değil. Bu işte din olarak, dil olarak zulme uğradığın zaman buraya gelirsin çünkü kültürel azınlığımızsın. Bu geldiği vakit onu bir şekilde kullanacaksın. Bu Afganistan'dan gelene bunlar da dahil. Suriye'den gelenlerde de var bunlar. Halep Türkmenleri falan. Bunlar kabul ediliyor ama büyük bir kitle olmaz. Bir de böyle bir ülkede olmayacak bir şey vatandaşlığın bir satış konusu olmasıdır. Çünkü Güney Amerika değiliz, Kuzey Amerika değiliz, Güney Afrika değiliz. Buraya gelmez, yer yok.
Türk vatandaşı da çileyle çekilir. Yani Rumeli'den gelen de, Irak'tan gelen de, Kafkas'tan, İran'dan gelen de arkasında tragedyalar ve dramlar yatar. Öyle boru bir şey değil. Onun için bunu tasvip etmek de mümkün değil. Bu kadarla ben konuşmak isterim. Peki, Ceyla biraz da sana geleceğim. Şimdi bir öğretim üyesi dostumuz diyor ki 13. yüzyılda Anadolu'nun tektonik olarak da hareketlendiği görülüyor. Göçlerle bunun bir bağlantısı var mı diye soruyor. Hayır, o doğru değil. Öyle mi? Değil. Bunu Anadolu ben dinlemek istiyorum. Dönem dönem, mesela Kuzey Anadolu fayının 20. yüzyıldaki faaliyeti gibi. Ama istatistiki olarak bakarsan bir artma falan yok. Yok. Yalnız kayıt tutmada zaman zaman azalma var. O da işte sosyal olarak ortalık çökünce tabii kayıt tutulmuyor. Evet. Stabilite olduğu zaman kayıt tutuluyor. Evet. Peki Ceyhan abi şimdi bütün bu göçlere baktığımız zaman... Birinci yüzyıldan başlayarak işte kuzeyden gelenler var. Keza Türklerin de yine hemen hemen aynı dönemde kuzeyden yani Sibirya'nın kuzeyinden bu Doğu Türkistan ve Batı Türkistan elitlerini biliyoruz. Hep bir kuzeyden gelenler var. Sonra bunların Doğu Batı hattında özellikle batıya doğru dağılmaları var. Bunun doğal sonucu olarak da hem siyasi değişiklikler var hem az önce bahsettiğimiz etno değişiklikler var. Evet. İşte bunları üst üste koyduğumuz zaman bütün bunları sonuçta her göçün bir siyasi sonucu ve genellikle de bir imparatorlukları ya da mevcut devletlerin değiştirme söz konusu olmamış mı? Olmuştur. Şimdi Asya'ya bakarsan Asya'da kuzeyden gelenler Çin tarafından hep dur. Asimile edildi. Hayır, ediliyor. Asimile edildi. Gayyako işi diyor. Aynen öyle. Çin asimile etmiştir. Mesela Roma bunu beceremedi. Roma yıkılmıştır. Bu göçler sonunda Roma'ya gitmiştir. Daha mı kalabalık bunlar öyle? Efendim? Daha kalabalık gelenler. Hangisi? Roma'ya gelenler? Tabii. Her şeye dayanıklı herifler. Hem daha kalabalık hem Roma zaten içinden başlamış çıkmaya. Çin kadar sağlam değil Roma. Çin çok değişik bir kültür. Şimdi kuzeyden gelen Çin'e bakıyor. Ne görüyor? Güzel kadınlar. İpek. Rahat bir yaşam. Yemekler. Şak diye uyum sağlıyor. Evet. Halbuki kuzeyden gelen Roma'da öyle bir rahatlık bulmuyor geldiği zaman. Vay, çünkü fakirlik. Roma zaten çöküntüye girmiş vaziyette. Mesela şehirler boşalmaya başlamış çoktan. Yani asiller şey takımı ne derler? Patrisyen takımı ya, şeylere kaçmaya başlamış. Şatolarına falan. İşte bu orta çağın zaten tetiğini çeken bu olaylar. Sen biraz önce dedin ya feodal yapının yayılmaya başlaması. Yani barbarların feodal yapısı, Roma'nın sınıflaşması, arazi dağılımı falan tesir altına alınmış. Roma'yı tabii bir de Roma'nın çok büyük talihsizliği bu olaylar olurken Hristiyanlığın şahlanması. İdeoloji de hazır. Yani ideolojik olarak çünkü Hristiyanlık medeniyeti içinden kemiriyor ve çökertiyor. Evet. Çin'de öyle bir şey yok. Yok, doğru. Çin'de din yok. Çin geleni asimile ediyor. İşte bir iki Konfüçyüs klasiği öğreniyor. Yok daha adam birkaç bir şey öğreniyor ama mühim değil. Eğer sen Çinli oluyorsan belli bir imtihana tabi oluyorsun günün birinde. Çok az insan. Ha, istersen mandarin bile oluyorsun. Evet, yani, iyisen. İyisen dediğin gibi. Kötüysen hiçbir şey olmaz. Ha, ama hiçbir şey olmamak da zaten Çin'deki ahalinin çoğunun kaderi. Pek de bir fark etmiyorsun. Evet. Yani oraya geliyorsun. Sonra sen iyi askersin, kuzeyden geliyorsun. Çinli seni kullanıyor. Hemen iş buluyor sana. Ve sen... Çin'deki hayat rahat olduğu için Çinli'ye baş kaldırmıyoruz. Çinli'ye baş kaldıran ta 19. yüzyılda bile vardır. Çin'in fakir fukara şey halkıdır. Köylü halkıdır. Mesela Tayyip'in ihtilalini düşün 19. Evet. asrın ortasında. Şeyler baş kaldırır. Oradaki garibanlar baş kaldırır. Gelenler baş kaldırmıyor. Gelenler hatta bu baş kaldırıları ezmek için kullanır. Roma'da tam tersine. Roma'da gelen adam baş kaldırıyor.
İmparatorluğu biraz önce İlber söyledi, satışa çıkartıyor ya. Sen duydun mu? Roma İmparatorluğu'nu satışa çıkartıyor. Pretor alayları yani böyle bir şey. Yani ikiye geçirmişler yani. İmparator kim daha öder? Evet. Çok. Ve sen iyi ödüyorsun, imparator oluyorsun. Kısa bir süre sonra öldürüyorlar. Daha iyi ödeyen geliyor. Daha iyi ödeyen. En hafif bir dengesizlikte yeniyor, yiyorlar seni. Tabii. En hafif Roma'yı, bir dengesizlikte. Roma'yı bunlar olurken Hristiyanlık içinden çökertiyor. Evet, Hristiyanlık yani burayı din, çöktürdü. Hem göçler beraber olunca... Beraber olunca çöker diyor. Değil mi? Mesela, şimdi şeyi al. Selçuk İmparatorluğu'na al. Değil mi? Özellikle Anadolu Selçuklarına al. Şimdi Anadolu Selçukları iyice yumuşamış Türklerdir. Bir Baycu gelip dağıtmıştır Anadolu. Baycu kimdir? Cengiz Han'ın bir generalidir. Bir general ya. Köse Dağı Savaşı'nda Alaaddin Keykubat Bizans'tan yardım alıyor. Anadolu bütün gücünü topluyor, geliyor. Köse Dağı'da İlber benden daha iyi biliyor. Ama öbür taraftan öbürü kurtarıyor kendini. Şey, parçalanmada bir tanesi Bitinya Havzası dediğimiz bugün Hudavendigâr oldu. Evet. Oradaki kuvvet kendini toparlıyor ve mantar gibi sallıyor. Yani Anadolu toprağı çok enteresan bir toprak, bereketli. Evet. Ya burada küçük kuvvetler büyüme şansı buluyor. Doğuda bu mümkün bir de, değil. Bir de İlber, sen Bitinya dedin ya, Bitinya'dakiler Bizans'tan öğreniyorlar. Yani medenileşiyorlar. Bitinya'da şey var yani şimdi şöyle bir şey. Köprünün çok büyük esaslı bir şeyi. Burası diyor, bütün ulema ve ümeranın yığıldığı bir yer oluyor diyor. Yani adam orada ama Kayı aşireti, işte onun kendi aşiret yapısı. Bütün Anadolu Selçuklu Devleti'nin, hatta İran'daki Selçuklilerin, İlhanlıların arkadan gelen bütün seçkin insanları oraya gidiyor. Coğrafya çok bereketli. Yükselme şansı var. Evet. Geçiyor gidiyor. Yani bu çok önemli. Ve insanları kullanmayı biliyor. Mesela Halil Bey'le biz helalleşmeye gittik. İnsan hocasını son anda ziyaret eder değil mi? Bu bana Evren Usta'dan bahsediyor. İsmini söylemiyor. Dedim ben bile unutuyorum en önemli ismi. Hoca da 103 yaşında. Hiç o değilmiş. O dedi Evrenos değil, Tahrir defterinde Vranos yazıyor dedi. Tabii, tabii. Vranos yazıyor dedi, tabii. Evrenos Rum değil dedi. Rum kökenlidir o. Biliniyor tabii. Canım uçuyan. Tekfur da Tahrir defterinde Evrenos değil. Bak dikkat et, Türk telaffuzuna uyan diyor. Vranos yazıyor diyor. Askerler ona Demirok derler diyor. Ünvanı bu. Yani o Yeniçeri o zaman daha kurulmuş değil. O Türkmenler... Bu adam benimsiyor Demirok çünkü asker. Ve işte şeyi anlattı bana bütün o çekildiği, tespit ettiği hat dedi Edirne civarında. O dedi genelkurmayında bugünkü savunma hattı falan maşallah dersimizi aldık gittik bu saatte. Ve bu ömrün son haftasında hafıza yerinde. Şimdi bu ama çok önemli bir şey. Yani o akültürasyon... Ve o simbiyosis nasıl işliyor? Bu çok önemli. Bunlar mümkün bu toprakta. Olabiliyor. Köse Mihal'i düşün. Köse Mihal öyle. İşte ondan Evrenos'un yanında bundan bahsediyor. Çünkü bu adamlar da zaten Nurettin Şazi Köse Mihal'e birileri Rum demiş de öyledir ama 8 asır Türk ve Müslümanız. Daha eskisi varsa gelsin demiş yani. Yani çok enteresan. Sosyolog da biliyorsun. Kendine çok iyi bir de kitabı vardır onun sosyoloji tarihi üzerine. Türkçe'de de yabancı dillerde de bence çok iyi bir derleme yani. Çok iyi bir kitaptır. Böyle bir şeysi var. Bu önemli tabii. Mesela şey vardı Dirimtekin. O öyle yani bir yerde Arnavutluk tarihiyle bağlı birisi. Çok enteresan yapılanmalar görülüyor. Bu
memleketin zenginliği, Akdeniz dünyasına açılış ve ne olursa olsun orada gelen bir yaşama. Hakikaten köşe dağı Anadolu'yu durdurmuş. İran kadar tahrip etmemiş. Ama İran'da da bir dirilme var. Çünkü o da başka bir ülke. Doğru. Ve Rumeli dediğim bir yerde de işte Timurlenk de bir şey yapamıyor. Gitmiyor zaten. Gitmiyor. Orası her de büyüyor. Hatta biliyorsun Venediklilere de kızmış. Niye? Demiş bu Osmanlıları kaçırdınız demiş. Evet. Karşıya geçin demiş. Evet. Orada kim ama diyordu kendi de İzmir'i. Venedikliler akıllı diyor. Baş edemeyecekleri düşmandan ziyade baş edebileceklerini tercih ettiler diyor. Yani kendi İzmir'i aldı. İzmir'e bir İzmir bir. Tek İzmir tek cihadı onun. Evet. Yani tek Hristiyan fethi aldı yer İzmir Rodos'tan aldı. Fakat şimdi bak bu çok ilginç. Akültürasyondan bahsediyorduk ya. Osmanlı ordusu. Yani giderek, karşılıklı kültürleşme. Ha, Osmanlı ordusu giderek Bizans yani Romalılaşıyor. Evet. İade oluyor. Evet. Onun için Timur'la ama o çok enteresan. Bizans o tip bir Roma değil. Kılı kıyafeti benziyor belki. Bizans o tip bir Roma değil. Yani çok ilginç bir şey. Bunların bir nereden nasıl o kaynağa ulaştılar? Lejyon düzeni hakim şeyde. Yeniçeri Kapıkulası. Evet. Lejyon düzeni evet. Hakim. Ve çok enteresan. Lojistik bakımdan, sefere hazırlık bakımından, savaş esnasındaki geçim bakımından bir lejyoner gibi bizimkiler. Evet. Yani üstünü başını dikiyor, eksiğini eteğini yanındaki esnaftan alıyor. Roma orduları da öyle yürüdü. Yani yanı başında tuz tüccarı gidiyor. Çünkü adama maaş tuz veriliyor. Evet. Salari oradan geliyor Salis'ten. O salosa tuzu anında devredeceği herifler de ordunun yanında. Ondan sonra oradan bilmem ne alacak. Fakat ilginç olan ne biliyor musun? Bu Roma Lejyon teşkilatı ki bizim Yeniçeri piyade evet. Teşkilatı orduyu yavaşlatıyor. Evet. Ben hep onu diyorum. Bayezid Timur'la karşılaştığı zaman Bayezid'in hesaba katmadığı karşıda gelen adam %100 süvari. Evet. Ve onları. Bambaşka bir gelenekten geliyor. Yani ben hep şunu söylemişimdir. Ankara Meydan Savaşı'nda Roma ile Orta Asya Türk gelenekleri karşılaşıyor. Ve her zaman olduğu gibi Orta Asya Türk... Ama Ankara'daki buradaki Roma silahlı kuvvetleri geçince iş bitti. Yani iş şöyle bitti. Kesin üstünlük. Ondan sonra hepsi bitti. Yani ondan sonra ne Memluklar direnebildi, ne Safeviler direnebildi. Yani Timur da o zaman gelse o da biterdi işi. Çünkü abiciğim ben aynı fikirde değilim. Niye? Hemen söyleyeyim. Timur'un askeri teşkilatının arkasındaki gelenek mesela Cengiz'le başlıyor. Evet. Bir, müthiş bir istihbarat var. Bu Timur güzel. Anadolu'ya geldiği zaman Anadolu'yu Bayezid'den iyi biliyor. Evet. İklimini biliyor. Adamları biliyor. Ha, tavlıyor, etnografyayı biliyor. Kimi elde edebileceğini biliyor. Onları biliyor. Fakat karşı taraf henüz daha bir silah ateşli silahlara kavuşmuş. Ordusu değil. Ha, ama Timur ateşli silahlar devrini göreydi. Ki intibak eder miydi onu hem ne bilmiyorum. Ya bak bu adam Hindistan'a gidiyor. Hayatında fil görmemiş. Evet. Filler saldırıyor. Timur bakıyor. Yeniyor onları. Ama diyor bu kıymetli bir silah. Yalnız diyor bu Hintliler bunu kullanmayı bilmiyorlar diyor. Bir fili alıyor. Tank haline getiriyor. Evet. Biliyorsun üzerinde patlayan kumbaralar atan zırhlı kuleler yaptırıyor fillerin üstüne. Timur'un adaptasyon hızı inanılmaz. Bu abi doğrudur. Bu yani müthiş yaratıcı bir adam. Bizimkiler de taburu almış ikinci Murat. Tabur sistem böyle. Peki şimdi şunu söylemek mümkün mü? Anadolu'ya gelen Türkler, özellikle Türkler, Roma'yı yıkmamışlardır. Kendileri Roma haline gelmiştir. Kısmen denebilir gibi mi geliyor? Belki yani şey geleneksel olarak mesela, üç tane diyor ki, Roma vardır. Mehter'de lejyon bandosunun aynısıdır diyor. Olabilir. Doğru. Yani üç tane şey ya var. Ya Salih Özparan Hoca hep der ya, Osmanlı bir yerde diyor, Bizans'ın Müslüman devridir. Bizans'ın bilmem ne devri demek çok basit bir yorum. O batıda onu söylüyorlar.
Yani bu Bizans'ın devamı 2,5 diyorlar. Yani bunu Katolik dünya da çok söylüyor. Bunun dinle alakası yok. Yok, hayır, hayır. O Roma 3 tanedir. Birisi klasik Roma'dır. Her şeyle çok büyüktür her evet. zaman. Çünkü eski imparatorlukları da içeren bir yapısı vardır. Mısır'ı fethettikten sonra Roma devlet oldu. Çünkü Mısırlıların arazi ölçümü, vergi koyma, tarh etme sistemlerini benimsedi. Çok önemli bu Sezar şeysi. İkincisi, bu devamlı böyle orduyu yenileme, ordudaki askeri bir yürüyen üretim, askeri üretim aracı haline getirme. Bunlardan dolayı bu üçüncü Roma ve son. Bundan sonra dördüncüsü yok. O yüzden Osmanlı tarihçileri çok iyi Roma İmparatorluğu öğrenmek zorundalar. Adam akıllı. Rusya'ya üçüncü Roma diyemez miyiz? Hayır, o bir teori, onu şey abi, söyledi. Abi propaganda, teori de. Hiçbir yani. Ciddi, hiçbir ciddi tarihçi yok. Ne o gün ne de bugün. Bugün evet, bu üç Roma'da, Roma alla testas Roma, Sempozyumu'da Rus kilisesini belki elde etmek için muhafazakarlar ve Rusya dediler. Rusya'dan gelen bütün ciddi tarihçilerin hepsinin bu teoriye adam akıllı, şüpheli ve gülümsemeli. Bunu kim tutmuştur biliyor musun? Alexei Tolstoy, Tolstoy'un yeğeni, romancı. Efendim Stalin'in kendisi, Grekov denen herif, o da öyle ona mahsus bir tarihçi. Ve tabii Eisenstein, çok başarılı büyük bir rejisör biliyorsunuz. Babası da büyük bir mimardı yani, tavsiye ederim. Bütün Riga onun eserleriyle doludur. Çok büyük bir Arnavutçudur. Yani bu orada biter. Çünkü Roma, Roma'nın şartlarında, dünyasında o zaman biter. Osmanlı'nın 16. asırdan itibaren, yani 15 hatta, yeni dünyaya intibakıyla bu iş şekil değiştirmeye başlıyor aslında. Çok önemli bir şey. Peki bu. İlber abi, şunu merak ediyorum, bir şey sormak isterim. Bu geçmiş dönem imparatorluklarına baktığımız zaman, Roma, Bizans, diğer ne varsa aklımıza gelin. Bunlar bu göçleri desteklediler mi yoksa bu göçlerden... Baştan başa göçtür. Hepsi göçtür. Hayır, bu göçlere... Bizans yapamadı göç. Bu göçlere karşı mı koymak istediler yoksa gelsinler dediler? Hayır, gelç değil. Gelsin demiyor. Gelsin ister mi? İstanbul'a bir sürü adam nasıl alacak? İşte iki tarafa iki kulübe kurmuş. Bostancılar onlar. Bostancı ve bu tarafta Küçükçekmece... Öyle herkesi almıyor yani. Alamaz, bakamaz, edemez. Fakat aynı metotla da göçü engelleyemezsin. İktisadi bravo. Tedbirlerle bunu yapacaksın. Yani bir takım ucuz endüstrileri, insanların istismarına dayanan bir büyümeye, gelişmeye mani olacaksın. Bu bir maliye işidir, bir iktisat meselesidir, bir plan meselesidir. Jandarmayla falan göç önlenir mi? Olacak abi değil, bu değil çok yani. Önemli bir laf. İlber yani, evet, yani. Jandarmayla önlenir yani, güçle göçü önleyemez. Yani bu neye benziyor? Göçün kriminalitesini gözler ve tedbir alırsın. Askeri kuvvet, polis kuvveti buna yarar. Yani şimdi diyor ki gelenler diyor mesela sarkıntılık yapıyor hanımlara diyor. Bilmiyorum ne kadar yapıyor, nasıl yapıyor. Bunu gözlemek, önlemek asayiş kuvvetlerine has bir şeydir. Yardımcı olunuz ama yani göç diye bir olayı bunların önlemesi mümkün değildir. Hele iç göçlerde hiç çalışmaz jandarma kuvveti. Ya bu şey bileşik kaplar gibi. Evet. Denge çok mu bozuldu mu kaçınılmaz evet. olarak o dengeye geliyor. İktisadi tedbir alacaksınız. Evet. Yani arazi fiyatlarıyla oynanacak. Kontrol edeceksin. Spekülasyon yapıldığı an derhal vergi koyacaksın. Bu çok açık bir şey. Bütün dünya bunu böyle yapıyor. Yani başka türlü olmaz. Efendime söyleyeyim böyle herkes, ya şimdi havaalanını aldım bu sefer bilmem neyi açacağım. Yok öyle şey. Onların hepsi kontrollü olur. İcabında referanduma gidilir. İcabında vergilendirme yoluna gidilir. Yani... Şehir arazisinde ev yapacak müteahhitin yer için çok ağır vergi vermesi lazım. Bu çok açık. Yapmasın yani bu kadar. Yani fakat abiciğim bunu yapacak adamları yani ülke yöneticilerinin biraz tarih bilmeli.
Evet ve ne belirli olup, ne gruplarla ilişkilerinin kesilmesi lazım. Ne tür hareketlerin ne neticeler verdiğini görmeleri lazım. Evet, yani coğrafyaya, tarihe çok dikkat edin. Ya ben yaptım gibi. Olduğu ile olacak işler değil mi? Evet, yani onun hiçbir zaman da olmamıştır. Çok önemli şeylerimizin başında tabii bu geliyor. Maalesef bu İstanbul'un coğrafyası bilinmiyor. Yani burası mucize bir yer değil işte, görüyorsun. Bir uçtan yani Sarayburnu'ndan Anadolu Rumeli Feneri'ne kadar kaç kilometre? 40. 40 değil mi? Ne kadar basit bir şey. Öbür taraftan uca bak, yani buraya sen ne yiyorsun ya, feci bir şey. Olacak işte. Evet ya, olacak. Her yere her sanayi kurulur mu? Abi bu sırf mesafe değil, deniz çevirmiş. Büyüyemezsin. Çevirmiş. Yoksa denizi mahvedersin. Dil Ovası'nın havası, suyu, gıdası kalmaz. Siz yetişmediniz belki. Sizin doğduğunuz yıllarda ben çocuktum artık. Ve Ankara, İzmit, İzmit, İstanbul arası zeytinliklerle doluydu. Düşün. Şimdi öyle bir şey yok. Yabani evet. Kalıntıları görüyorsun geçerken, dikkat et bak, sen görürsün hemen. Şimdi burada bunu değiştirdiğin, yok ettiğin an orada başka türlü bir klima meydana gelir. Ve mesela Dil Ovası gibi bir sanayi merkezi olmasa ne kaybeder memleket? Hiçbir şey kaybetmez. Doğru. Haliç'tekileri temizlediler de ne oldu? Fakir ve işsiz mi kaldık o yüzden? Olmaz. Yani bazı şeylerle burada bilmem iş yapılıyor falan gibi basit bir lafa gidemezsiniz. Bu çok açık bir şey. Her yerde yüksek kat yapılamıyor çünkü iklim müsait değil. Bunun önlenmesi için sopanın dışında 50 tane iktisadi mekanizma ayarlamak mümkündür. Ve bunlarla bunu taptığın takdirde hem hazine zenginleşir, hem memleket kontrol olur, hem de insanlar rahat ederler. Evet. Bunu yapmadığın evet. Takdirde evet. Abi tabiat çok acı intikam alıyor. Çok alıyor, evet. İşte görüyorsunuz son depremde İzmit Körfezi'nin başında abi depremi gelenleri biliyorsunuz. Selde kaç kişi öldü ya İstanbul'da? 29 kişi mi öldü? Bir selde 29 kişi öldü. Tabii sen çünkü... Bütün dere yatakları. Ya adı üstünde Taşkın Ovası'na ev yapılmasına izin verirsen... Hepsi sel gelir. Altında. Adı kalır. Üstünde Taşkın Ovası bunun ya. Yani Haliç... Bilmem ne deresi diyor, Kağıthane deresi diyor, dolu üstü. Dere boyu caddesi var her yerde bir tane. Dere boyu caddesi. Orası dere. Taştı mı Ortaköy'deki dere boyu? O taşmadı Allah tarafından da, başka yerdekiler taşıyorlar sırtlıklar. Bir Allah göstermesine her şey yani olmayacak şey. Olacak şey değil yani. Denize olmadık yerlerde dereleri tıkarsan o da başka sebep olur. Felaket olur. Mesela tatlı su kaynaklarını kestiler Kaş'ta. Efendime söylüyorum, karşıda Castelorizo yani Meis, ne kadar tatlı bir suyu var. 3 saat yüzer millet. Burada berbat olmuş deniz yani. Bitti o suyu kesiyorsun çünkü çok kötü. Yani her türlü müdahale çok kötü bilmem, coğrafyayı getirir. Bilmeden, jeolojisini evet, bilmeden evet. Yerleşim yaparsan, kıyılara kullanamazsın. Adını verip böyle rezillikler yaparsan... Kıyıları kullanamazsın. Abiciğim, hayır, tabiatın da intikamı çok feci. Çok oluyor, çok evet, doğrudur. Kapatalım mı? Kapatalım. Patron burada. Ben ne diyeyim, ben karışmam. Fakat saat kaç oldu? Saat 1'i çeyrek geçiyor. Şimdi bizim yüzümüzden öbürkülerin programının tekrarı duracak. Tekrarı gecikecek. Bir şey olmaz, tekrar geciksin. Seni 40 yılın başı görüyoruz burada. Hakikaten ha. Ya ben bir kere ben çok memnun oldum. Epeydir ha, biz epeydir görüşmedik. Vallahi bu şey. Oya izin vermiyor. Vallahi. Oya hiç bize izin vermedi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bir de bahçeye çıkartıyordu onu. Evet. Bir bahçeye çıkarıyor değil mi? Orada da sigara içmiyor. Oya geliyorum ben dedim. Dedi ki bahçede uzaktan görüşebilirsiniz dedi. Ha. Evet abi. Herkes de öyle ya. Öğrenciler geliyor bahçede. Ne yapıyor? Uzaktan konuşuyor. Uzaktan konuşuyor. Yani çok seviyor bu? Kocasını ya, o yüzden bir şey bu başa gelmez. Doğrudur. Orada çok haklıdır. Çok haklı. Takdir ediyoruz. Tedbirlerini... İlber Bey fıldır fıldır her yere gitti vallahi. Ne pandemidir ne bir şey dedi. Oya her İlber'i televizyonda gördüğünde bakıyor.
bu adama bir şey olacak. Allah korkuyorum diyor. Öyle mi? Allah korusun. Seni her gördüğümde. Ama ben aşçılar olana kadar kız kardeşim kilitledi, evet, kilitledi beni. Ah çok tabii. İyi. Yanında anahtar var. Ankara'ya kilitlendim. Ama ya. Bunaldım dediğim zaman gecenin ikisinde bile havalandırma ve olta atmaya izin veriyor. Bu arada kız kardeşin evindeki arkasında bir balık vardı, hatırlıyorsun. Evet. Biz de balık, ne güzel balık falan filan dedik. Sağ olsun bu balığı yapan sanatçı dostumuz da bir tane de bize yolladı. Ha, o işte o güzeldi. Güzel balıktı, sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Fakat o ya her gördüğünde İlber'i ya diyor, İlber çok dolaşıyor, ödüm patlıyor, bu adama bir şey olacak. Ama ya. Ben arabayla geziyorum. Arabayla geziyorum. Ha, sen bazen kalabalığın içinde yürüyorsun televizyonda. Ha o kalabalık geliyor. Ama o son zamanda, o. Son zamanda, son ya zamanda. Miyim değil abi. Oya için İlber'de maske yok, kalabalık var. Arabayla geziyorum. Taksiye Oya hiç binmedim. Oya müthiş pireleniyor. Bu arada haftaya biz şeye gidiyoruz. Urfa, Harran. Ne yapacaksınız orada? Orada program yapacağız. Ahmet Hoca'yla. İkiniz çok güzel bir şey. O orada mı yaşıyor artık? Yok hayır. Yok. İzmir'de yaşıyor ama. Oralı ama. Ama oralı olduğu için öyle bizi oraya götürüyor. Aa, Urfa'nın havası suyu pek. Akıllı bir kaymakam var galiba. O yani Cihat Bey akıllı bir adama benziyor. Nerede? Harran'da. Ahmet Hoca'yla. Akıllı kaymakamlar çok. Ahmet Hoca'yla ayarlamışlar. Bekliyoruz ne zaman vali olurlar diye. İnşallah. İyi olur ya. Bu Cihat Bey hakikaten çok hoşuma gidiyor. Telefonda da konuştuk. Evet. Ben de arada konuştuk. Haftaya oradayız. Sizi çağırmadık. Riske nereye? Etmedi. Ne yapacağım ben? Biliyorum seni diyeceğim. Benim ne işim var diyeceğim bildiğim sıcak. İçin. Sıcak. Aynen sıcak. Çok sıcak. Fakat Oya geliyor. Oraları görmemiş. Asım geliyor. Asım üstelik Cevdet de geliyor tabii. Bizim işimiz bittikten sonra. Cevdet şey biliyor. Eski diller. Cevdet şey biliyor. Asım'la Cevdet Mardin'e gidecekler. Orada. Aramca. Kalmadı. Ben ilk gittiğimde Aramca sokakta konuşuyordu. Konuşuyor tabii. Yok ya. Tabii. Aramca sokakta konuşuyor. Hala konuşuluyor. Onu yok kalmadı ki konuşuyor. Şimdi kilisede bile okumayı bilmiyorlarmış. Dedikodu. Çok yani kilisede herkes İncil'i okuyamaz deniyor. Aramca İncil'i. Çok yazık. Ben öyle diyorlar ben yani de bilmiyorum. Kaybolması çok çok kötü bir şey. Evet, iki tane unsur var kaybolmasında. Madde bir, İsrail kurulunca mebzul miktarda o bölgedeki Yahudi göç etti. Onlar göç edince Aramca da onlarla gitti. İkinci safha İsrail'de başladı. Bu Aramca bilenler, Arapça bilenler, bilhassa Yemenliler çok hoş bir İbranca konuşuyorlardı. O kaybolmuş. Yani Eşkinaz diyalekti geliyor yavaş yavaş. İkinci kayıp doğrudan doğruya bizdeki göç meselesidir. Süryani Kilisesi mensupları, inançları yavaş yavaş Avrupa'ya falan gittiler. Avrupa'ya ve Amerika'ya gittiler. Sayı çok azaldı. Bu tabii... Halbuki ne kaynaklar var ya. Kontrol edemediğimiz gelişmeler. Süryanice okyanuslar hakkında ta ne zaman? Orta Çağ'da kitap yazılmış. Yazılmıştır çünkü Rumca biliyorlar. Evet, Rumca biliyorlar. Bir de buradan bütün her şey oraya gidiyor. Oradan çeviriyor. Arapçaya çeviriyor. Yani onların tercümesi o. Tercüme bugün yani medeniyet tarihinde en büyük tercüme yapan bir dünya, Arap dünyası. Bugün artık tercüme faaliyetinde geride kalanlardan. Çok enteresan o değil mi? Maalesef. Yani biz Hasan Ali ile iyi bir başlangıç yaptıydık. Biz de. Şimdi geliyor arkası hiç umulmadık tercümeler çıkıyor. Yani, iyi tercüme var mı İlber? Eskiden yoktu, çok azdı. Şimdi var. Şimdi ben isimler vermek reklam mı oluyor? Bilmiyorum. Kitap saati olmadığı için. Mesela Rusça'da övünmek gibi olmasın. Validemizin öğrencilerinden askeri talebelerdi onlar. Mehmet Özgül, ondan sonra Ergin, Altay falan bunlar çok iyi yaptılar. Fakat o kuşağın üzerine yeni bir düzine adam çıktı. Çok iyi. Çok yani iyi. Çok iyi yapıyorlar. Ben onu yazdım. Mesela
şiiri güzel çeviren Ataol Behramoğlu çıktı falan. O daha sonraki nesil. Bu önemli bir şey. Latince'den başladılar. Mesela Nikomedia ettiğini şey çevirdi. Yunanca'dan çevirdiler. Şeyle birlikte, Babür'le. Ben, bana bizim öğrencilerden biri Varro'nun Lingua Latina'sını tercümesini verdi. Kimin? Varro'nun. Ha, Lingua Latina. Lingua Latina'nın Türkçe tercümesini vallahi verdi. Vallahi en iyi Latince ders kitaplarından birisi Türkiye'de yazıldı. Kaç müddecilerden Profesör Rode ünlü klasist. Öyledir yani. Çok güzeldir o. Fakat bu devam ediyor. Mesela Farsçadan artık güzel tercümeler başladı. Yani sayı artıyor. Sonra umulmadık şeyler oluyor. Arap filolojide yükselen genç bir profesör oturuyor, İbranca öğreniyor, onunla çalışıyor. Çok yani. İyi ya. Tabii böyle başladı. Dil tarihte insanlar lisanı öğrenip iş yapmak derdindeler. Kapitalizm çok enteresan bir kırbaçtır. Kültür hayatı. Oho. Bu arada biliyorsunuz değil mi? Şey başladılar, Atatürk Havalimanı'nı. Nedir? Atatürk Havalimanı'nı yıkmaya başladılar. Ne olacak orayı yıkınca? Ağaç dikeceklermiş, park yapacaklar. Ne yapacakmış? Ağaç dikip park yapacaklar. Tabii parklara bir de böyle evler yapılacak. 18 katlı. 18 katlı. Ne ağacı gibi dikecek? Ağaç diksinler kardeşim. Dikin ağacı da. Pistleri niye yıkıyorsunuz? Binaları niye yıkıyorsunuz? Hayır, pisti niye yıkıyorsun? 20 milyonluk şehirde herkes onu mu kullanacak? Yani bugün bir ihtiyaç olsa. Ne olacak? İşte kar yağdı, bütün bakanlar, başbakanlar oraya eski havana indi. Evet. Abi pist her zaman önemlidir. Her zaman önemlidir. İşte burası bak, 20 milyon ya. Yazdın mı ya Almanya'da işte Tempelhof Havaalanı, evet. Nazilerin en büyük havaalanı, kullanılmıyor bilmem kaç senedir. 2006'da tamamen kapattılar. Pistler olduğu gibi duruyor. Ben Tempelhof'a inip kalkmış bir adam. Ben çok inip kalktım. Tempelhof eskiden DDR varken biz de yapıyoruz. Ve 74'te Berlin'deyken orada yaşarken... İçinde bir tren satan dükkan vardı. Ben bayılırdım o dükkana. Hangisini? Tempelhof'un içinde oyuncak maket tren satan bir dükkan vardı. Ha. Ne satıyordu? Fleischmann mı, Märklin mi? 7-8 farklı marka satıyordu. Ve yani küçüklerden daha büyük. Abi büyüklü. Ama Almanlar da bu işin... Tam ilerisi yapalım. Aman kim biliyorsun yani. Değil mi onlara kim deniyor? Salzburg Oyuncak Sanayi Merkezi'nde bu tren yapanların, daha doğrusu trenlerin parçasını ve döküm şeyini hazırlayanlar, o 2-3 kere kullanılıyor, kırılıyor, bir daha yapılacak. Bunu yapanlara fine mekaniker denir. Ama öyle abi yani. Fine mekanikerler çok enteresan adamlardır. Birkaçına rastladım. Bunlar titiz. Bunu buradan buraya korsan rahatsız oluyor. Yine böyle getiriyor. Sabahleyin 8'i 2 geçe gözünü açıyor. 3 geçe ilacını alıyor başucunda. Giyinmiş oluyor falan. Hiçbir kadın böyle bir kocayı geçemiyor düzende. Doğru. Mümkün değil. Ve konuşmaları da öyle adamların. Ve ölçü hayatta. Bunu her sahada da gösteriyorlar. Bunlardan birisine Janos Kadar denir. Macaristan'ın ihtilalden sonra monte edilen diktatörü tabii ama bir takım şeylerin yanında bir amaç varmış belli. Bu Macaristan'ın biraz değişip ayarlanması gerektiğini anlamış herkes. Janos Kadar öyle biriydi. Ve hakikaten dikkat ettin mi Macaristan 89 krizinden sonra... Her memleketin insanları iş borsacılığa döküldü. Bilmem neye döküldü. Macarlar hayır. Yani bir şey gitti. Çünkü ölçülü bir sosyalizm vardı. En rahat ülkeydi yani gidip gelmek için, satın almak için falan. Turizme açılma bakımı. Ben onu bilmiyorum. Ben çok kitap almışımdır Macaristan'da. Alırsın. Doğu Almanya'da da alırsın. Evet, evet. Havyar da çok ucuzdu. Ha onu bilmiyorum. Ben havyar sevmediğim için. Evet. O ya sever havyarı, ben sevmediğim için. Sen yeme çünkü ben çok dokunur. Evet. Şey yapar. Protein olduğu için. Vallahi gut olursun sonra. Ben, abi ben hiç unutmadığım bir şey. Bir yerde Azerbaycan'da asitrin havyarı ikram edildi. Baktım rahmetli hocamız Ziya Bunyadov. Sen hele dedi başka şey yeme bunu yiyelim dedi.
Ay çok hoş bir şeydi. Koca akademisyen, Kızıl Yıldız nişanı taşıyan adam bile böyle budunu yiyor. Çok enteresan bir şey. Çok pahalı bir havyar. Ve oradan anladım ki o cins tükenmiş. Volga'daki abi, sanayi ya. Kirlenmesi yüzünden. İran'a da tesir ediyor bu tabii. Boya sever. Herkes sever efendim. Herkes sever. Ben sevmem. Parası olan. Ben, abi ben yemem. Öyle ama mi? Oya sen bayılıyor. Sen ne diyorsun ya? Onu çiğ yiyen adamlar var. Buralarından kan geliyor. Abi oya alıyor böyle kızarmış ekmeği, tereyağını. Tereyağı sürüyor altına. Ha, abi. Bak uyanık. Abi. Krema sürerler genellikle. Hayır, kremadan çok daha saf tereyağı çok iyidir. Evet. Ki iyi temizler onu, yoksa mide fesadına vurarsın. Bak. Uğramışlığı vardır muhakkak. Tabii niye bulup da yememek olur mu? Bilemiyorum yani ama... Sevgili karıcım, bu zaman ne zaman Rusya'ya gitsek? Nereden şu anda çok zor oluyor. O KGB akabiyarı denir ona. Yok, otellerde var ya. Ha. Mesela Rusya'da, Moskova'daki metropolü düşün. Ha, orada bulunuyor. Efendim, Sankt Petersburg'daki Savoy'u düşün. Ben kendi başıma gittiğimde akademinin lojmanında kalıyor. Ha. Hanımefendiyle gittiğimizde bu otellerde kalıyor. Evet, iyi tabii. Oralarda çünkü. Oralarda. Oralarda sana çünkü. Ucuz bir havyacı telefonu vereceğim birazdan. Sen bilmem neyin Rönesans sana ucuz bir havyacı telefonu vereceğim birazdan. Ver, onu Oya'ya ver, bana ver. Tamam, Oya'ya yollarım o zaman. Peki efendim, İlber Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zahmet verdik. Evet. Bugün bendenizde uykumu uykum açtınız. Uykum geldi demedi. Beni bırakın. Uykumu açtı. Evet. Uykun açık başlamak var. Fakat sana bir şey diyeyim mi? Ben çok şey öğrendim bu akşam. Neden? Onunla her oturumda bir şey diyeceğim. Abi ben millete diyorum ki İlber'e merhaba dediğim zaman diyorum yeni bir şey öğreniyorum. Olabilir. Ya geçen gün doktorlar vardı burada. Beyinden bahsettik, sizden bahsettik vallahi. Murat da kıskanmış biliyorsun. Niye? Sen dedin bana Murat kıskandı bizi diye. Kıskanacak tabii. Murat biliyorsun şeytan her yerde biter. Çok enteresan bir hayvan. Her yerde biter. Fakat çok güzel benzetmeleri var bazen yani. Ha. Bir dilin asimilasyonundan bahsediyorsan ilk önce annenle, büyük annene bakacaksın diyor. Sorumlu odur diyor. Okul ya Murat de çok gelir. Zeki bir herif. Tabii. Çok mutlaka. Bilgili ve zeki. Boşuna şeytan demiyor zaten. Şeytan. Neyse, ben Murat'tan da çok şey öğrenmişimdir abi. Ben de hepinizden çok şey öğrendim. Murat üzgün. Karşılıklı abi. Biz de ben Manım'ın ölümünden dolayı biraz üzgündüm. Ben Manım bugün biliyorsunuz yani geçtiğimiz günde oluyor takvim. Evet. Nur içinde. Yani geçtiğimiz günde bugün defnedildi kızı şeyden Kanlıca'da. Tabii anmak gereken bir şey, İstanbul'un artık bu tip renkleri gidiyor. Yani eski bir aileden sonradan simavilere gelin gitti. Erol Bey'le evlendi ama aslında eski bir Boğaz ailesinden. Ona göre bilgisi var. Çok parlak, var. Çok iddialı, çok egzajere, abartılmış şeylerinde bile bir ölçü var. Mutlaka iyi bir dost. Öyle olduğunu gördüm. Yani çok bazen çok uzun fasıla sürdü görüşmek için ama her zaman arayan ve aranan bir yerde ve çok insanlara yardım eden. Çok yani yardımcı, elinden çok geldiği ve bildiği kadar. Zaten de görünüyor, cenazeden belli oluyor kimlerin geldiğine, ne kadar kalabalık olduğuna. Tabii ömür bellidir. Ama yani böyle insanları insan unutmuyor hakikaten. Ben seviyorum. Dediğim koca akşamlar. Bir adayı alıyor. Hiçbir şey yapmıyor üstüne. Küçücük bir ev küçücük yapıyor. Bir ev İnsan bir 6-7 kat yapar. Gerçi son yıllarda aday da gidemiyordu zaten. Son 2 sene. Zorlanıyordu gitmekten. Peki. Çok arkadaşım, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ağza sağlık. Biz size teşekkür ediyoruz. Ağzına sizi sağlık. Haftaya aslına tekrar sağlık beraberiz yaban ellerde. Seni biz mi götürüyoruz? Yok, gelir şimdi. Arabası var onun üstünde. Var mı? Arabası hazır ama üstünden tamam. Size bakıyorum. Abi geri alın. Bir şeref duyarız götürme. Sen şimdi Cevdet, karşıya geçeceksin. Tabii Cevdet hemen onusun. Dedi ki İlber Hoca'yı biz götürüyor muyuz bu akşam? Dedim soracağım. İlber Bey siz bu akşam hangi evinize kalacaksınız? Ben Kadıköy'deki Bitinya arzası. Yani biliyorsunuz Kadıköy dedikleri bir yer var. Kadı madı yok orada artık.
İstanbul'un hayhundan kaçanların sığındığı bir kıtadır. İşte fena değil aslında. Çok güzel. Kaç tarafa çok güzel. Orada görüşülüyor artık bu işler. Eski Fatih Sultanahmet ahalisi orada oturuyor. Efendim herkese size teşekkür ederim. Görüşünceye kadar hoşçakalın. Biz yokuz.